Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Fonday yatırımcı buluşmalarımızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Güzel çekilişlerimiz var, yarışmalarımız var. Dopdolu bir girişimcilik yatırımcılık gününde sizlerle birlikteyiz. Dediğim gibi 2 saatlik bir programımız var. Bu 2 saat boyunca hem panellerimiz olacak hem size küçük bir bilgi yarışması hazırladık. Sürprizde bir ödül var, onu yapacağız. Onun dışında da girişimcilerimizi dinleyeceğiz. Aktif yatırım turundalar, güzel yatırımlar arıyorlar. Onlara hem sorularınızı sorabileceksiniz chat kısmından hem de daha sonra projelerini inceleyip yatırım yapma fırsatı elde edeceksiniz. Yani sizin için güzel bir gün olmasını diliyorum. Ben çok kısa programdan da bahsedeyim. Şimdi birazdan kurucumuz Hakan Yıldız fon bulucu hakkındaki son gelişmeleri size aktaracak. Devamında yarım saatlik birbirinden değerli profesyonel yatırımcıların katılımıyla bir panelimiz var. Sonrasında fark yaratan işbirliklerimiz kapsamında Voliten Global'in kurucusu Ufuk Eren bizlerle olacak. Devamında VC işlerden yine oyun sektörünü ve fon bulucunun oyun sektörünü neler yapabileceğini dinleyeceğiz. Ve ardından çok kısa bir ara duruma göre verdikten sonra girişimcilerimizi dinleyeceğiz. 4 tane girişimimiz arka arkaya sunumlarını yapacaklar. Ve bu sunumlar sonrasında da dediğim gibi girişimlerimizi yakından tanıma fırsatı elde edeceksiniz. Arkasından yine bizim çok seveceğimiz alanlardan bir tanesi 4 tane bireysel yatırımcımızı konuk edeceğiz. Ve onların hislerini öğreneceğiz. Aralarında sistemimizin ilk yatırımcısı da var. En hızlı yatırımcısı da var. En çok para koyan yatırımcısı da var. En düzenli herkese yatırım yapan bir yatırımcımız da var. Yani farklı perspektiflerden neden yatırım yapılıyor, neler var bunu görebileceksiniz. Ve kapanışta da yine keyif alacağınız bir yarışmamız olacak. Yarışmanın sonunda da yaklaşık 10 gün önce duyurduğumuz o çok rahat sizin de çok hoşunuza gidecek yatırımcı koltuğunun çekilişini yapacağız. 3 tane şanslı yatırımcımıza böyle rahatça uzanabileceği, keyif alabileceği bir koltuk hediye edeceğiz. Yani böyle bir programımız var. İsmimizden de çok kısa bahsedeyim. Biz bu etkinliğe Fonday dedik. Hem fon bulucunun fonundan geliyor yatırımı anlatmak için. Hem de biz keyifli geçmesini istiyoruz. Fon, fon. Oradan böyle bir isim ürettik. Umarım siz de keyif alacaksınız. Bunların devamı da gelecek. Hatta bu pazar yine size özel bir etkinlik düzenliyoruz. Onu da şimdiden ben söylemek istiyorum. Ama bu sefer çocuklarınızla birlikte katılabileceksiniz. Fonday Kids adını verdiğimiz bir etkinlik düzenliyoruz. Pazar günü saat 3'te 7-14 yaş arası çocuklarınızla birlikte onların girişimciliği ve yatırımcılığı deneyebilecekleri böyle mini bir atölye hazırladık. Böyle sanal paralarla yatırımcılık yapabilecekleri ve böyle keşif yapabilecekleri bir etkinlik olacak. Çocuğunuzla keyifli ve girişimcilik dolu bir etkinlik diliyorsanız pazar günü de bekliyoruz. Ben yavaştan kurucumuz Hakan Bey'i davet etmek istiyorum. Şimdi ondan kısaca neler yapıyoruz son zamanlarda, gelişmelerimiz neler? Bir dinleyelim bakalım. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Yeni nesil CEO. Öyle seni kravatlı görünce bir şey oldum. Yatırımcılar şimdi diyordur ki yeni nesilde işte gelenekselin farkı. Biraz da onu vurgulamak için böyle sürpriz yaptım sana da söylemeden. Çok teşekkür ederim. Burada olmak büyük keyif. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Fonday ismi de hayırlı olsun. Aynen. Yatırımcılarımızla beraber bugün aslında çok güzel bilgiler paylaşacağız. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim size. Ne demek, biz teşekkür ederiz. İstersen çok kısa dinleyelim abi. Neler yaptık, neler ettik. Böyle güzel haberlerimiz biliyorsun. Her gün güzel haberler alabiliyoruz. Allah bozmasın diyelim. Böyle Amin. kısaca bir özet alalım senden. Neler oldu son bir aylarda? Ya tabii aslında 2016 yılından başlayan yolculuğun sen de şahidisin. O dönemden bu yana takip ediyorsun. Tabii istediklerimizi elde etmek noktasında hem girişimciler için hem yatırımcılar için bir mücadele veriyoruz. Bunun da sonuçlarını almaya başlamak çok büyük keyif veriyor bize. Tabii daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Daha iyi rakamlara ulaşacağız. Hem ülkemiz için hem girişimcilik ekosistemi için hem de yatırımcıların tüm girişimlere istedikleri zaman ulaşabilmelerini temin etmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu noktada paya dayalı kitle fonlama platformumuz oldukça iyi gidiyor. Hatta 2000 biraz bizim için psikolojik sınırdı. Yatırımcı kaydımızın 2000'in üzerine çıktığını da gördük. Hatta geçti de sağ olsun yatırımcılarımız bize o noktada inanıyorlar. Tabii girişimcilerde de çok büyük bir gelişme var. 600'e yaklaştı girişimci başvurusu. Bu da memnuniyet verici. Bir memnuniyet verici rakam da aslında 230 milyon civarında da bir fonlama talebine ulaştık. Bu rakamlara baktığınız zaman da aslında ekosistemin bu tür araçlara ne kadar ihtiyacının olduğunu da
görebiliyoruz. Hem memnun oluyoruz hem de biraz üzülüyoruz aslında. Bir an önce girişimcileri yatırımcılarla buluşturmak istiyoruz. Ama sistem adım adım büyüdükçe, yatırımcılarımız burada arttıkça fonlama süreleri de çok kısalacak. Hem yatırımcılar çok daha uzun beklemeyecek, hem de inşallah girişimciler finansmana ulaşmak için de çok daha kısa zamanlar öngörecekler. Tabii diğer taraftan girişim sermayesi yatırım fonumuz da aktive oldu. İlk katılım payları verilmeye başlandı. Yakında bizim ilk hedefimiz olan 20 milyonluk bir büyüklüğe ulaşacağını düşünüyoruz. Yurt dışından da güzel talepler var. Yurt dışından gerekli destekleri aldığımız takdirde de bu yıl içerisinde 60 milyonluk bir hedefimiz var. Tabii bu tutarı 3 yıl içerisinde bütün kampanyalarda girişimcilere aktarmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem paya dayalı kitle fonlama sisteminin gelişmesini sağlamak, diğer taraftan da girişimcilerin finansmana erişimini bir nebze olsun kolaylaştırmak istiyoruz. Burada sadece üstü kapalı bir haber de paylaşmak isterim burada. Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuza kamunun da büyük ilgisi var. Muhtemelen gerekli onaylar çıktıktan sonra haftaya veya bir sonraki hafta çok güzel bir haber açıklayacağız. Diğer taraftan girişim sermaye fonumuzu destekleyecek nitelikte bir melek yatırımcılık sistemi uyguluyoruz bildiğin gibi. Dijital melek yatırımcılık dedik buna da. Bu noktada güzel işbirliklerimiz var. Bugün Ufuk Bey bilgi verecek o konuda da. Hem uluslararası düzeyde melek yatırım ağlarıyla hem de Türkiye'deki melek yatırım ağlarıyla güzel işbirlikleri söz konusu oldu. 100'e yaklaştı bu arada. Belki geçmişte olabilir ben konuşurken melek yatırım ağımıza katılan kişi sayısı. Herkesi melek yapmaya çalışıyoruz. Öyle bir espriyle de devam etmek isterim. Burada önemli olan bu topluluğa katılmaları. Uygun olup olmamalarına bakmıyoruz insanların bireysel katılım yatırımcısı şartlarına uygun olup olmadığına bakmıyoruz. Önemli olan bu topluluğa katılmaları. Uygun olanların da BKE lisanslarını hiçbir ücret almadan alıyoruz. Topluluğu büyütmeye çalışıyoruz. İki konudan daha bahsedeyim hemen sonlandırayım. Biri Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yürüttüğümüz bir çalışma var uluslararası düzeyde. Bunun sonucu olarak da Türkiye'de bir kitle fonlaması akademisi kurulması çalışmalarımız son aşamaya geldi. Yakında hem UNDP ile hem de İslam Kalkınma Bankası ile bunun lansmanını yapacağız. Türkiye'de hem STK'lara hem bireylere hem de kuruluşlara kitle fonlaması konusunda bilgi vermeye çalışacağız. Sosyalsorumluluk.org.tr isimli bir projeyi de Ankara Kalkınma Ajansı ile geliştirmeyi başardık. 2 yıllık bir uğraş sonucunda. Türkiye'nin platformu olma yolunda bir sosyal girişimlerin de finansa ulaştığı bir yapı kurduk. Bunu da inşallah bu ay içerisinde lansmanını yapacağız. Buraya kadar böyle bilgileri vermiş olayım. Çok teşekkür ederim tekrar buraya katılan herkese, ilgi duyan herkese kitle fonlamasını desteklemeye devam edin lütfen. Teşekkür ederim. Vallahi hem kıyafetinle hem de tam böyle içerikle tam süreyi de tutturdun. Çok güzel bir hazırlık olmuş. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Panelimize geçelim. Yatırımlarınızı geleceğe taşımak için değişimi yakalayın. Fonbulucu.com'a gelin. Yeni nesil yatırımcılığa ilk adımınızı atın. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Merhabalar Enişkim. Selamlar. Merhabalar. İyi Bugün yayınlar birbirinden diliyorum. Değerli 3 tane konuğumuz var. Hani hem benim kişisel olarak çok sevdiğim, saygı duyduğum ve her ne zaman bir başımıza bir şey sıkışsa destek olan, bizim de zamanımız el verdiğince destek olduğumuz 3 güzel insan var. Fon bulucuya da çok güzel desteklerde bulunuyorlar. Yatırımcılık ekosisteminin parlayan yıldızlarından diyelim üçü içinde. Bugün yarım saatlik güzel bir söyleşi yapacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Ben kısaca bir kendinizi tanıtmanızı istiyorum ilk başta. Nale Hanım'la başlayalım. Sonra güzel sorularım var. Yine chatten de soru gelirse kitle fonlaması yatırım odağında onları da alırız. Peki, merhabalar herkese. Enis'cim çok teşekkürler. Öncelikle davetin için. Nalan Uysal benim adım. Gazi Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Melek yatırımcıyım. Hera'nın kurucu ortaklarındanım. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin denetim kurulunda görev yapıyorum. Aynı zamanda TR Angels'ın yatırım ortamını geliştirme kurulundayım ve yatırımcılar grubuna eş başkanlık yapıyorum 2010 yılından bu yana. Bu kadar. Yani çok detaya gerek yok herhalde. Teşekkür ediyorum. Mütevazı bir giriş oldu. Teşekkür ederiz. Murat abi senle devam edelim.
Evet efendim, herkese selamlar Enis'ciğim. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için bu arada. Ben de girişimcilik ekosisteminde hem mentor, hem mentor eğitici kuruluş, hem de yatırımcı olarak bulunuyorum. Ve bu kapsamda işte tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği'ni 2016 yılında arkadaşlarımla beraber kurduk. Ben kurucu başkanıyım. TÜBİTAK'ın Big Plus uygulayıcı kuruluşuyum. Sum koçluk olarak. Orada da 26 civarı startup'ımız var. Hızlandırma merkezi olarak görev yapıyoruz. 2022 Nisan'a kadar devam edecek proje. TÜBİTAK adına 180 tane mentor yetiştirdim daha öncesinde. Çukurova Yatırım Platformu yeni kurduk. Adana ve Çukurova'daki iş insanlarıyla beraber, oradaki arkadaşlarımla beraber yeni kurduk. İki tane de yatırımımız var. Bir tanesini açıkladık zaten LinkedIn'den. Yeni kurulduğumuz için daha iki yatırımımız var henüz. Orada yatırım işleriyle uğraşıyorum. Aynı zamanda kendim de bizatihi işte melek yatırım ve mentorluk işleri yürütüyorum. Ben de pek çok üniversitenin, teknoloji transfer ofisinin, teknoparkın zaman zaman danışmanlıklarını yapıyorum. Zaman zaman mentorluklarını yapıyorum. Süper. Teşekkür ederiz abi. Kıvılcım abi, seni de tanıyalım. Tanıyalım. Teşekkürler Enis, davet için, güzel sunuş için. Nalan Hanım, Murat Bey, sizlere de merhabalar tekrar ve izleyicilerimize. Benim iş hayatımda yanlış saymadıysam 21. yılım. İşte bir kısmı kurumsal global şirketlerde geçti. Ondan sonra girişimcilikle başladım. Girişimcilik ekosistemindeki varlığıma. Ondan sonra yönetim danışmanlığı, arkasından mentorluk, işte TÜBİTAK adına, sonra uygulayıcı kuruluşlar adına mentorluklar. Yönetim danışmanlığı, yerli yabancı, global startup ve scale-up'lar. Ondan sonra melek yatırımcılığa başladım. Bu dönemin bir zamanında sanıyorum 6-7 senesi oldu. İşte şu anda 14 yatırım yaptım kişisel olarak. An itibariyle de son bir senedir Pareto Ventures adlı mikro VC fonunu kurmaya ve yönetmeye zamanımı ayırıyorum. Bir de startup yatırımcısının el kitabını yazdım naçizane. Hani bu konuyu biraz daha tanıtmak, yatırımcılarımızın ilgisini biraz daha arttırmak konusunda küçük bir katkı olsun diye. Bugün de hani bu davet üzerine, bu Fumbulcu'nun bu güzel etkinliğinde yer almaktan da kıvançlıyım diyeyim. Enis'e tekrar sözü bırakayım. Biz de o kitap sayesinde tanışmıştık zaten. Ben Eskişehir'de evet, Yanar'da rastgele yürürken keşfettiğim bir kitapla Kıvılcım abi bugün burada panelde yer alıyor. Arada 4-5 tane güzel etkinlik daha yapmıştık sağ olsun. Etkiliyor. İlginç bir şekilde hani girişimciler böyle enteresan şekilde keşfedilirler ya da oyuncular. Ben hani bir yatırımcı olarak kitap evinde keşfedildim. Onu da tekrar anmış olalım. Çok güzel oldu. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Ben ilk Nalan Hanım'la başlamak istiyorum. Bu payadayalı kitle fonlama tebliğini yakından takip ettiğimizi biliyoruz. Geçmişte de böyle yorumlarınıza da destek olmaya çalışmıştınız. Bu yeni yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeni girişimcilik yatırımcılık ilişkileri nasıl bir soluk getiriyor ve getirecek? Evet, teşekkürler Enis. Çok önemli bir tebliğ aslında bu tebliğ. Bunu yeni nesil finansmanda ölçeklenebilir bir iş modelinin ortaya çıkartan bir düzenleme olarak görmek lazım. Yani finansal anlamda Türkiye'nin ciddi bir ihtiyacına cevap veren bir tebliğ yapı. Teknoloji şirketi tanımıyla birleştirmek istiyorum aslında bu konuyu. Ne diyoruz teknoloji şirketleri? Bir pazar ihtiyacını giderme amacı taşıması lazım. Yenilikçi bir ürün, süreç ve servis sunması lazım. Yeni kurulmuş ve hızlı büyümeye imkan gösteriyor olması lazım diyoruz. Aslında kitle fonlama tebliği, paya dayalı fonlama modelinin yarattığı tebliği tam anlamıyla bu açıdan bir girişim ihtiyacını da ortaya koymuş oldu. Fon bulucu bunun liderliğini yapıyor Türkiye'de. Bu çok değerli bir şey ve bu vesileyle bu toplantınızın bir parçası olmaktan da gerçekten büyük bir keyif aldım ve onur duyuyorum.
teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Girişim ekosisteminin bir ihtiyacını çözdüğünü söyledik. Aslında hangi ihtiyacı çözüyor diye bakacak olursak, hem yatırımcıların ihtiyacını çözüyor tebliğ, hem de aynı zamanda girişimcilerin ihtiyacını çözüyor. Girişimciler tarafında finansmana erişim alanında elbette ki Türkiye bundan 10 yıl öncesine ciddi adımlar kat etti. Hatta bu STEB'i atlayarak kat etti. Bu STEB'in teknolojik platformlaşmamış veya teknolojik yapılaşmamış haliyle tohum aşamada ve daha erken tohum öncesi ve yani fikir aşamasından başlayarak tohumda şirketleşme süreçlerinde erken aşamanın da ön aşamalarında yatırım yapan melek yatırımcılık kurgusu var biliyorsunuz. Bizlerin hepimizin içinde olduğu kurgu. Burada yatırımcılığa da şu anlamda tebliğ imkan sağlıyor. Aslında daha çok penetre edebilmek, yatırım kararlarınıza daha çok penetre edebilmenizi sağlıyor. Çok daha hızlı girişime erişim imkanı tanıyor. Tebliğin yaratmış olduğu düzenlemelerin bütünü. Ve aynı zamanda girişimcilerin bu ekosistem içerisinde finansman sağlamasını sağlarken şeffaflık açısından da yatırımcıyı kendini biraz daha hem öğrenme imkanı olanağı kurguluyor, hem de o şeffaflıkta bilginin paylaşımı, bilginin daha geniş kitleler içerisinde öğrenilerek çoğalmasına imkan veriyor. Daha çok yeni Türkiye'de ama çok heyecan verici. Pek çok yatırımcıyı da heyecanlandırıyor. Yani sadece girişimciyi demek doğru değil. Bana sorarsanız gerçekten geniş bir yatırımcı kitlesini de heyecanlandırıyor bu tebliğ. Çünkü kitle fonlama adı üstünde kitleye yaygın finansmanı sağlayan bir yapı. Ama bu yapıda nitelikli yatırımcının da yer alması mümkün. Sadece halka yaygın veya kitleye yaygın gibi nitelikli olmayan yatırımcıyı kurgunun içerisinde konumlandırıyor gibi düşünmemek gerekir. Dolayısıyla burada çok önemli bir güç birliği var. Yatırım alan girişimler açısından bu yaygın finansmana katılım sağlayan kişilerde veya kurumlarda girişimcinin paydaş ekosistemi içerisinde o girişime yatırım yapabilme fırsatını bulabilmeleri çok değerli. Yani ben ana hatlarıyla bunlara dokunayım istersen. Soru olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Yavaş yavaş biraz daha açalım konuyu. Murat abiyle Kılıcım abiyle danışalım. Sonra hepten sorulara döneceğiz. Burada söylediğinizden en benim de aldığım konulardan bir tanesi de heyecan konusu. Bu sadece girişimciye, yatırımcıya da heyecan sunmuyor. Bize de platforma da çok heyecan sunuyor. Biz işte fonlamanın son günlerinde tabiri caizse klavyede F5'e basarak falan bekliyoruz. Yeni yatırım gelecek mi? İşte yatırım tamamlanacak mı diye. Böyle bizim için de çok ciddi bir heyecan var. İşte her gün yeni girişimler gelebiliyor, yeni yatırımcılar gelebiliyor. Sisteme yeni bir, yani ekosisteme yeni bir heyecan geldi diyebiliriz. Ben buradan Murat abiye döneyim. Murat abi bugüne kadar dediğin gibi birçok farklı rolde hem program yöneticisi hem yatırımcı hem mentor olarak birçok farklı şeyde çalıştın. Girişimciler bu sistemi nasıl değerlendirecek sence? Yani bu kadar güzel şeylerden bahsediyoruz. Türk girişimcilere bu sistemin hakkını verebilir mi? Ya da neler yapması gerekiyor? Sesini aç abi istersen. Öncelikle şeyden başlayayım, iyi taraftan başlayayım. Hakkını verebilir mi sorusunu? Bilerek öyle sordum. Senin tarzını bildiği için. Biraz yaralıyım bu konuda. O yüzden sona doğru şey yapalım ama şimdi Kapalı Çarşı'dan örnek vermek istiyorum. Veya İstiklal Caddesi'nden bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Kapalı Çarşı'da bulunan esnaf, işte küçücük dükkanlarda ve birbiriyle aynı ürünü satan esnaflar yan yana diziliyor malum. Ondan sonra işte halıcılar, kuyumcular, yok işte diğer baharatçılar falan filan derken. Şimdi normalde baktığımızda onların bayağı birbiriyle kapışık kavga eden, mutlaka aralarında bazıları yapıyordur da, kapışık kavga eden tipler olması lazım ama öyle değil.
Kapalı Çarşı onlarca yıldır insanları çeken bir çekim merkezi olmuş vaziyette. Bunun sebebi şu: İnsanlar bir veya birkaç ürünü almak için bir pazar yeri, bir arasta deniyor buna. Ondan sonra bir pazar yeri, bir arasta arayışı içerisinde. Dağınık dağınık yerlerden, dağınık dağınık dükkanlardan çok fazla alışveriş etmek gibi bir alışkanlık yok. Ta eski zamanlardan beri. Yani Hacettepe mesela insanların hacetlerinin gördüğü bir yer ama bugün anladığımız anlamdaki hacetlerini gördüğü yer değil. Gerçekten ihtiyaçlarını gördüğü yer mesela Ankara tarafı. Benim kızım Hacettepe mezunu. Neyse. Bunun gibi şeyler. Şimdi ben işte kitle fonlama sistemlerini buna benzetiyorum. Yani bugün girişim dükkanını bu pazarda açıyor. Ve oraya ilgili ihtiyaç sahibi insanlar geliyor. İhtiyaç sahibinden kastım şu: yatırımcı geliyor. Bunun adı girişim sermayesi yatırım fonu oluyor. Bunun adı işte yatırım platformu oluyor. Melek yatırım oluyor. İş adamı oluyor. Oluyor. Tabii cinsel ayrımcılık yapmayalım. Oluyor kızı, oluyor da diyebiliriz yani. İnsanlar burada, ihtiyaç sahibi insanlar buraya toplanıyorlar. Şimdi startup için bu bana kalırsa çok mükemmel bir durum. Kapı kapı dolaşmak, oradan oraya gitmek tabii ki yapalım. Yani bence her startup şu anda Türkiye'de bunu yapmalı. Anlatabiliyor muyum? Ama fon bulucunun içinde de bulunması startup'ın çok daha kolay yatırım bulması için şansını arttıran bir yöntem. Şans hazırlıkla fırsatın karşılaştığı köşe başı. Yani sen hazır olmazsan fırsat gelse ne yazar? Milli Piyango ya bir bize çıkmadı Milli Piyango. En son ne zaman Milli Piyango bileti aldın? 10 yıl oldu. Nasıl çıksın? Nasıl çıksın yani? Ya da işte ne bileyim vapura binmek isteyen birinin nereye gitmesi lazım? İskele'ye gitmesi lazım. Çok basit. Trene binmek isteyen gara gidecek falan. Dolayısıyla bir startup içinde yani sevgili Hakan Bey'in ve senin liderliğinde, önderliğinde yarattığınız bu sistem ve diğer kitle fonlama sistemleri müthiş bir fırsat kaynağı. Ha, içeri giren hazırsa bu fırsatı değerlendirir. Orada da tabii başka dinamikler devreye girecek. Yani orada vereceğin mesajın nevi bile, muhtevası bile çok önemli, çok değerli. Orada atacağın sloganın, mottonun, işte sunduğun değer önerisinin nasıl ifade ettiği, kullandığın metaforların ne olduğu, o da senin kendi becerine kalacak. Ama müthiş bir pazar yeri olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu değerlendirir girişimler diye düşünüyorum. Fakat benim ekosistemle ilgili sordun, gene beni gıdıkladın. Ondan sonra ekosistemle ilgili şöyle bir şeyim var, tespitim var. Hani meşhur startup dünyasında ne vardır? MVP değil mi? Minimum Viable Product. Yani minimum yaşayabilen ürün, yaşamsal ürün falan. Bizim ekosistemin kendisi MVP zaten. Dolayısıyla o kadar muhteşem, o kadar mükemmel şeyler beklemenin de manası yok. Yani startup da beklemesin karşıdan, karşısı da startup'tan beklemesin ama gelişmek için buna ihtiyacımız var. Bakın bir çocuk mükemmel seviyede yürüyüş gerçekleştirmek için, yani fizik kanunlarına uygun yürüyüş gerçekleştirmek için 200'ün üzerinde ciddi düşüş gerçekleştiriyor. Fail yani. Anlatabiliyor muyum? 200'ün üzerinde. Bunlara ufak tefekler, popo üstüne oturmalar falan hariç yani. Canı yanıyor, ağlıyor bilmem ne. Şimdi ancak o 200'ün üzerindeki düşüşle bir şeyler öğrenip o şu an işte dediğim gibi fizikçilerin mükemmel olay olarak adlandırdığı bu yürüme, iki sopa üzerinde yürüme halini alıyor. Bunun için biz hepimiz girişimci, girişim sermayesi, yatırım fonu, kitle fonlama, startup, mentor, hepimiz bu MVP'nin içinde yer aldığımızın bilincinde birbirimizden uzaklaşıp ya sizden de bir numara olmaz demek yerine olabildiğince iç içe kümelenmemiz lazım. Ben o yüzden sizin yaptığınız şeyi çok takdir ediyorum. Bu yüzden de içinde var olmak, yer almak için çaba sarf ediyorum. Hazırım fırsata. Abi ağzına sağlık. Yine tamam. Böyle metaforlarla, hikayelerle çok güzel özetledin.
Sağ ol. Ben senin hep bir yerlere bağlayacağını düşünüyorum ama bazen acaba bağlanacak mı diye şüphe içinde duyanlar da olabilir ama sen bir şekilde bir yere çok güzel yere bağlıyorsun, ağzına sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Kıvılcım abiye dönelim. Abi çok güzel bir kitabın var. Ben iki defa okudum. Böyle aracılık ederek de çok güzel okutuyoruz kitabı. Yatırımcılara hem tavsiyelerim var hem bilgilerim var. Bu sistem yatırımcılara ne katabilir? Yatırımcılar diğer platformlarda işte borsa olabilir, bitcoin olabilir, alternatif yatırım araçları olabilir. Girişim yatırımına nasıl bakmalılar? Bu sistemi nasıl değerlendirmeliler? Yani çok kısaca önce şeyi söylemek isterim. Yani Murat Bey'in söylediklerini dinlerken böyle hülyalara doğru daldım. Acaba dedim, ben işin hep teknik tarafındayım. Hani konulara bazen de pragmatik bir yatırımcı perspektifle bakıyorum ama insani boyutu acaba bazen atlıyor muyuz? Genel olarak konuşuyorum. Acaba fazla mı acımasınız? Hani dediklerinin hepsine katıldığım için söylüyorum diye düşündüm. Ama hani bana sorduğun soru bu değil. Sadece hani bununla ilgili hakikaten güzel yeni bir ufuk açıldı. Notum düştükten sonra hani sorunun yanıtına geçeyim. Şimdi az önce söylediğim gibi biraz pragmatik ve teknik ben yaklaşmak istiyorum konuya. Öncelikle önemli bir boşluktu bu. Yani dünyada bizim bildiğimiz ekosistemde olan enstrümanların işte VC risk sermayesi var, melek yatırımlar var, stratejik ortaklıklar, işte kurumsal VC'ler vesaire. Halka arz zaten halka açık şirketler için var. Bir tek bu kitle fonlaması, crowdfunding yoktu. En arkadan gelen bu oldu ki bunun hedeflediği farklı bir yatırımcı segmenti. Hani diğer yatırımları tercih etmeyen farklı bir yatırımcı segmenti var ve farklı bir girişimci segmenti var. Bundan da faydalanabilecek, diğerlerinden de faydalanabilecek. Bu anlamda çok iyi oldu. Bu enstrüman da girişimciye ve yatırımcıya açıldı. Hani fon bulucunun bunun önünde koşması ve hızlı şekilde teknik problemleri çözmesi, bu platformu Arasta'yı sağlaması da yine aynı derecede güzel oldu. Ne kattı yatırımcıya? Şimdi daha önceki bu kitle fonlaması dışında saydığım platformları bir nedenle tercih etmeyen yatırımcılar için bir platform oldu öncelikle. Ve yeni stratejik opsiyonlar açtı. Bu yatırımcılar kimler olabilir? Mesela portföyünü 20-30 şirkete değil 200 şirkete yaymak isteyenler. Bunu çok hızlı yapmak isteyenler. Şeffaf bir şekilde sürecini görmek, bir platform üzerinden yönetmek isteyenler. Halka arz gibi hani ikinci piyasasının da oluşmasını beklediğimiz, umarım oluşur diye de parantez açayım. Çünkü önemli problemdir. Girişim yatırımcılığında ikinci el piyasası yoktur. Bu, şu, bu ve buna benzer nedenler yüzünden girişim yatırımı yapmayan önemli sayıda ben yatırımcıyı önlerine yeni stratejik fırsatlar açarak sisteme sokacağını düşünüyorum. Hani sadece kendi etrafımdan bile siz orada bir şeyler yapıyordunuz, bize kapalıydı, bilmiyorduk, girmek istemiyorduk. Hani tercih etmiyorduk o yöntemi diyen birçok kitle fonlaması yatırımcısı adayı tanıdığımı söyleyebilirim. Onlar için hani tabirimi mazur görün, cuk oturdu bu kitle fonlaması. Hem tebliği hem işte ki tebliğin ben önünde de sizin olduğunuzu biliyorum. Hani tebliğ de durduk yere lap diye ortaya düşmüyor. Hani birileri bunu arkada yıllarca çalışıyor ki böyle düzenlemeler geliyor. Hem kanun koyucu tarafında hem pazarda pazar yapıcı ve talep edici anlamında. Bu anlamda özetle yani yatırımcılık ekosisteminde gerekli olan son parçayı tamamlamış oldu. Mevcut yatırımcılar için yeni bir stratejik araç oldu. Bu işlere hiç girmeyen yatırımcılar ve girişimciler için de yeni bir platform oldu. Parantez içinde söylersem artık girişim yatırımı yapmamak için hiçbir neden kalmadı bu tebliğ ve bu platformla beraber. Bu slogan çok hoşuma gitti. Bunu biz kullanalım. Hakan abi not almıştır şimdi. Bu konuşma için artık özel... Artık hiç neden kalmadı. Özel yazdım. Hakikaten daha önce hiç söylememiştim. Bugün için hani düşündüm. Yani bana her cümle içinde kullanım başına uygun bir miktar şey yaparsanız. Yani pragmatik bakacağımı söylemiştim konuya. Süper. Böyle karma grup çok güzel oldu. Böyle süremiz olsa da 1,5 saat sohbet edilirdi ama 10 dakika. Peki şaka bir yana lütfen bence hani kişisel kanaatim odur. Artık bir gerekçe kalmadı bunu yapmamak için. Lütfen binlerce kere, on binlerce kere söyleyin her yerde. Yani kendi cümleniz gibi. Hepimizin ortak cümlesi bu zaten. Hepimizin ortak inancı, hedefi. Manşet yapacağız. Ben tekrardan Nali Hanım'a döneyim. Aynı soruyu soracağım. Üçünüzden ayrı yanıtlar alacağım.
Birçok yatırım yaptınız bugüne kadar hepiniz. Ben kriterlerinizi merak ediyorum. Şu herkesin bir yatırımcı perspektifi var. Yani ekibe daha çok dikkat eden, motivasyona bakan, işte pragmatist, finansala daha çok bakan. Yani burada ben merak ediyorum. Sizin ilk baktığınız nelerdir ve olmazsa olmaz diye düşündüğünüz kriterler nelerdir? İlk Nalan Hanım'la başlayalım. Sesiniz kapalı Nalan Hanım. Pardon. Evet, öncelikle aslında girişimci çok önemli. Girişimcinin o alanda fokus olması, yani seri girişimciye çok fazla yatırım yapmayı ben kişisel olarak tercih etmiyorum. Çünkü biliyorsunuz seri girişimcilerimiz de var ekosistemin içerisinde. Ama yatırımcılık çok değişik dinamikleri olan, çok değişik motivasyonları olan bir şey. Tek bir doğrusu yok. Herkesin kendi risk algısına, kendi sektörel eğilimlerine, kendi bakış açısına göre bir yatırım kararı alıyor olduğu kesin. Ama girişimci çok önemli en başta. Pazarın büyüklüğü çok önemli. Girişimcinin ve takımının bu işteki dedikasyonu çok çok önemli. Tekrar edecek olursam. Finansallar elbette ki çok önemli. Ama hangi aşamada olduğuna bağlı olarak finansallar bir matematik. O matematiğin doğru projekte edilmesi kesinlikle şart. Ama o finansallar bir anlamda da özellikle kuruluş aşamasında ve erken aşamada çok kez değişme konu olabilecek hal içeriyor. Dolayısıyla hani tek başına bir finansalına bakıp bir yatırım kararı alınması bu girişimcilik teknoloji tabanlı startup ekosisteminde scale-up öncesi aşamalar açısından ve özellikle erken girişimcilik aşamasında çok anlamlı gelmiyor bana. Benim genel kişisel bakış açılarımda bu var. Ölçeklenebilir olması, pazarın büyüklüğü, takımın kim olduğu, dedikasyon ve Türkiye pazarının dışındaki hani global yapıdaki konumlanması da elbette ki bunu destekleyici faktörler diyebilirim. Ben soruya bir ek yapmaya karar verdim. Bunu kendimde yaşadığım için siz yaşadınız mı ya da nasıl yaşıyorsunuz onu merak ediyorum. Ya beni mi buldun? Bana mı denk geldi bu hemen ek? Hemen geliyorum abi bir saniye. Yok Nalan Hanım'a soracağım yine. Ya çalışmadığım yerden soracaksan nereden bileceğim? Hepiniz aynı soruyu soracağım. Bakış açınızda yani bugüne kadar yaptığınız yatırımlarda işte birinciden işte sonuncuya kadar. Ben ilk başta buna bakıyordum. Sonradan değişti ya da bir değişime uğrayan bir şey var mı? Ben kendimde mesela görüyorum. İlk başta baktığım şeyler 3 ay olmasına rağmen yatırımcılık geçmişim. Ben bir şeylere farklı bakmaya başladım. Sizi merak ediyorum bu konuda. Bunu da ekleme olarak alalım. Çok güzel bir şey sordun aslında Enis. Yani bence hepimiz bu sistemin içerisinde bir şeyleri öğreniyoruz, bir şeyleri değiştiriyoruz, bir şeyleri dönüştürüyoruz. Ama benim kendi background'ım 22 yıl kadar finans alanından ve fon sağlayıcı taraftan geldiğim için ticarileşme, yatırım yapma kararlarındaki dinamiklerde çok fazla bir değişikliğim olmadı. En büyük öğreti biraz önce bahsettiğim gibi takım konusu oldu. İlk başlarda takımı bakış açım bu kadar kuvvetli değildi. Daha sonraki dönemde daha değişti. Yani bir işin konusundan daha ziyade o takımın kim olduğu bütün sonuçları farklılaştırabiliyor. Bunu söyleyebilirim bu sorunun içerisinde ama şu anda aklıma gelmeyen ve çok şey öğrendim diyeceğim emin ol bir sürü şey çıkacaktır. Hakikaten aklıma gelmiyor çıkacaktır ama yani çok şeyi değiştiriyoruz ve yolda hep birlikte öğreniyoruz. O çıkan bilgilerden de güzel bir blog yazısı yayınlarız biz de girişimci gazetesinde. Memnuniyetle. Ben kısa bir şey ekleyeyim izninizle. Tabii. Bunların tamamına katılıyorum bunlara bakıyorum. Bunun üstüne bir şey daha ekleyeyim hani. Benim için de bütün bunların yanı sıra bunlarla beraber traction çok önemli Enis. Hani biraz şeyi de burada çağrıştırıyor. 3 ay önceki kişi değilim dedin ya onun gibi. Biz yatırımcı tarafında 3 ay önceki kişi değiliz. Ben ilk 2-3 yatırımımı keşke yapmasaydım diyorum. 14. de çok farklı bir yerden çıktım ayrı konu. Aynı perspektifi girişimcide kurucu takımda da hani o takımın da iyi insanlardan birini tamamlayan insanlardan oluştuğunu varsayıyoruz. Nalan Hanım'ın dediği gibi. Bu traction'ı da görmek istiyoruz ama yani iki toplantıda aynı şey konuşuluyorsa hiçbir konuda hiçbir değişme, ilerleme olmadıysa gerilemeyi de geçtim. İlerleme olmaması bile bir startup için hani hem yatırımcısı hem girişimcisi anlamında
kötü bir işaret. Bu nedenle bu hem izleyen girişimcilerimiz varsa onlara bir tavsiye. Biraz insider information. Bu tarafta buna çok önem veriyoruz biz. Yani bu ilerlemenin mutlaka çok çok finansal karşılığı yüksek olmayabilir. Ama neyle ilgiliyse onda hızlı bir büyüme göstermeli. Üstel bir büyüme göstermeli. İsterse metrikte, isterse karlılıkta, isterse istihdam sayısında, isterse bedava bile olsa kazandığı müşteri sayısında. Ne olduğu önemli değil. Yeni sözleşmesinde, yeni çalışanında, yeni pazarı açılmasında, yeni fikrinde. Yani tabii ki çok şeyden çıkmadığını varsayıyorum, rotadan çıkmadığını varsayarak konuşuyorum. Bu nedenle momentum da diyen yatırımcılar var buna, traction da diyenler var. İlerleme bu çok çok önemli bu taraftan bakıldığında. Çok güzel tanımladınız, tamamladınız. Teşekkür ederim ben de. Gerçekten çok doğru. Murat abi evet seni de dinleyelim. Evet. Sana da aynı soru. Evet, bana da aynı soru. Son sorduğun kısımdan başlayayım. Hani değişim var mı diye. Tabii sakinleştim. Yani artık bütün girişimlerin bir unicorn olacağı inancını kaybettim demiyorum. Yani doğal olarak şey yaptım, bıraktım. Yani evet ya bu unicorn, bu da unicorn falan. Hatta Gameplay'in kurucusu Kalde, yani yakın dostum ondan sonra. Kalde'nin ilk mentoruyum ben. Yani İTÜ'de Kalde ile Gökçe'nin. Kalde her yerde şeyi anlatır. Ya der, Murat'la oturduk, mentorluk görüşmesi yaptık. Kalktım ben masaya, Gökçe'ni çektim. Bir daha bu heriften mentorluk almayalım dedim. Der. Ondan sonra. Çünkü ya muhteşem bir şey, harika bir şey, bu çok güzel falan diye gaza getiriyorsun. Ya kardeşim hiç kötü bir tarafımız yok mu falan diye benle hep böyle dalga geçer. Gerçi hala o projenin çok güzel bir proje olduğunu çok güzel düşünüyorum. Ne yapabilirim yani? Düşünüyorum. Ama sakinleştim. Dolayısıyla hani acil servisteki doktorun büyük bir panik telaş içerisinde ortalıkta dolaştığını düşünün. Ben ilk başladığımda böyleydim. Ya da işte bir çocuğun çikolata reyonuna girip babası ve annesinin işte çocuğum al bakalım istediğini falan der demez bütün reyonu aşağı indirdiğini düşünün. Öyleydim. Şimdi rahat rahat, daha sakin ve daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü bizim de kaynaklarımız sınırlı. Yani biz de iş çeviriyoruz. Yani yapmamız gereken bir sürü iş var, ödememiz gereken bir sürü vergi var, maaşlar var, o var, bu var falan. Yanına da böyle yatırımlar yapıyoruz. Üstelik de yani hani sonunun ne olacağı belli olmayan yatırımlar. Dolayısıyla bu nokta çok çok önemli ve değerli. Ha, ben girişimde neye dikkat ediyorum dersen, benim işim insan. Yani ben insanla, orijinalde de insanla, yatıp insanla kalkıyorum. Yani şirketlerde lider ve yönetici geliştirme programları uygulayan bir şirketim var. Uluslararası Koçluk Federasyonu akredite bir okulum var. Koçluk okulum var falan. Hal böyle olunca biraz kafamda ekibi bir parça izleyip veya girişimciyi tekse, girişimciyi bir parça izleyip sonra onu geleceğe taşıyorum kafamda. Onun gelecekte hayal edemiyorsam o girişimden ufak ufak uzaklaşıyorum. Hikaye bu. Dunning-Kruger sendromu olan tiplerden uzak durmaya çalışıyorum. Dunning-Kruger sendromu cehaletten cesaret sendromu. Yani ya biz de yaparız falan. Olmuyor işte, o öyle değil yani. Ekibi kuramazsan, kendin yetkin değilsen falan. Evet çıkar da bin tane de bir tanesi çıkar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz daha ayakları yere sağlam basan ve bir seferde dünya yutma çabası içinde olmayan insanlara şey yapıyorum, destek veriyorum. Son bir şey daha söyleyeceğim. Ben Anadolu'daki girişimcilik ekosistemi gelişmesi için gerçekten çok çaba sarf ediyorum. En son kurduğumuz Çukurova Yatırım Platformu'nda bunun bir örneği aslında. Oradaki Adana'daki insan arkadaşlarımızla beraber, onlar da öyle. Bir sürü yerde Anadolu'da faaliyet gösteriyorum. Ve orada bazı yatırımcıların, bazı melek yatırımcıların ya bu aptallık, saçmalık dediği şeylere bile destek veriyorum. Neden derseniz, eğer biz Anadolu'da bu saçmalık gibi görünen ya da işte ya bu globalleşmez gibi görünen girişimlere destek vermez isek buradan gelişen, palazlanan çok fazla insan olamayacağını düşünüyorum. O yüzden de evet, globalleşmese bile orada eğer KOBİ'ye, orada Anadolu'ya destek olacak veya orada Anadolu'ya işe yarayacak bir girişim varsa onu da desteklemek gibi bir gayret içerisindeyim. Yani ben çocuk seven bir çocuk bakıcısıyım.
Çocuk altını pisletti diye çocuk dövülür mü? Veya ağzından işte yemeği attı diye çocuk dövülür mü? Sen de bir şeyden anlamıyorsun denir mi? Çünkü ekosistem, ya milli eğitim sistemimiz, neyse burada kapatıyorum. Evet. Tamam diyecektim. Sen milli eğitim sistemine girersen çıkamayız diyecektim. Yok, sürekli girmiyorum. Çok beğendiğim bir sistem. Yani. Yalnız bu nokta çok önemli. Ben buna hani milli eğitim kısmı değil, daha önceki kısmı. Ben kısa bir ek yapmak istiyorum. Başta da hani değinmiştik. O hakikaten önemli bir kavram. Şimdi hepimiz burası... ülke ismi kullanmak istemiyorum ama en ekosistemin geliştiği ülkelerdeymiş gibi davranırsak kimse kimseyi fonlamaz. Yani bu anlamda MVP olduğumuzu ve daha gidecek yatırımcı tarafında da girişimci tarafında da arayüz kuruluşu, kanun koyucu, herkes, her paydaş tarafında da daha gideceğimiz yol olduğunu değerlendirmek lazım. Ha nedir? 100 birim yatırım yapmayalım da 5'er 5'er dağıtalım. 10'ar 10'ar dağıtalım. Aynı katkılarda bulunalım. Hani bu anlamda da kitle fonlaması biraz da bu tabiri ben girişimciden duyunca çok hoşuma gitmiyor ama yatırımı demokratize etme, küçük de yatırabilme, çok sayıda da yapabilme gibi stratejik opsiyonları da açıyor. Aynen. Çok vermek istemiyorsak az verelim ama Murat Bey'in dediği gibi hepimiz daha öğrenme aşamasındayız. Hepimiz olmuş gibi davranırsak kimse bir şey öğrenmeyecek, kimse ilerlemeyecek. Bu nedenle bu katkılar çok çok önemli. Yani ben herkesi buradaki kendimi de tenzih etmeden içinde tutarak girişimcisini, yatırımcısını, mentorunu, sizleri ben tebrik ve takdir ediyorum. Yani küçük de olsa büyük de olsa herkes bir şey katmaya çalışıyor işe. Bu nedenle devam etmek lazım hepsine. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Süremizin de sonuna geldik. Chat'te bir şey yorumu vardı. Bir daha uzun da yapacağız abi. Bugünlük böyle kısa kestik. Senle her zaman yayın yapmayı seviyorum biliyorsun. Ben hemen en kısa zamanda çağıracağım seni. Reytinge göre Enis belki bizi bir televizyon programına ya da radyo programına dönüştürebilir diye bekliyorum. Umuyorum olabilir. Bakalım. Neden olmasın? Ben üçünüzün dinamini çok beğendim. Düşünüyorum. Sorularda şey vardı. El kitabını, Startup Rhythm Snake kitabını imzalı alabiliyor muyuz diye. 5 kişiye bir hediyemiz olacak. Bu şey program sonunda küçük bir yarışmamız var. O yarışmada bütün soruları doğru cevap veren ilk 5 kişiye Kıvılcım Çaylı'dan kitap hediye edeceğiz. Diğer soruları da seansın en sonunda, programın sonunda cevaplayacağım. Şimdi zamanımız kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık bizimle olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun davet için. Hoşçakalın. Evet, hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Şimdi fark yaratan işbirliklerimiz kapsamında Volitan Global'den Ufuk Bey bizimle olacak. Merhabalar Ufuk Bey. Merhaba, selam. Deniz. Çok kısa bir sizi tanıyabilir miyiz başta? Tabii ki. Ben Türkay Ufuk Eren. Sizlerin de bir süredir bildiğiniz üzere 32. sağlık sektöründeki 32. yılım. Bunun yaklaşık 6 yılı büyük hastane gruplarında üst düzey yöneticilikle geçti. İsviçre'de. Türkiye ve bölgede Acıbadem Sağlık Grubu gibi, Kanton Hastane Sentral'in gibi. 20 yılı Siemens sağlık sektöründe geçti. Siemens'in yaklaşık 20 yıl içerisinde toplam 35 ülke yönetme fırsatım oldu coğrafyada. Bunda işte Avusturya dahil Çin Seddi'ne kadar olan Rusya, Hindistan, İsrail, Türkiye, bütün Türkiye Cumhuriyetler ve Orta ve Doğu Avrupa'yı içeriyor. ve son 7 yıldır da tamamen kendim de bir girişimci olup kendi şirketimi kurdum. Şu an iki ayrı şirket. Biri San Francisco'da Volitan Global LLC, öbürsü de İstanbul'daki, Türkiye'deki Volitan Danışmanlık AŞ. Şu an biz 8 ülke, 3 kıtada da varız. Ne yapıyoruz dersek, bu geçtiğimiz 7 yıl içerisinde 3 alanda faaliyet gösteriyoruz. Bunun ilki danışmanlık. Bütün bu konuşacaklarım hepsi sağlık ve yaşam bilimleri sektöründe. Danışmanlığı da dünyaca işte büyük 4 büyükten biri dedikleri EY, Ernst & Young'da çalışıyoruz. Ben aynı zamanda EY'in Türkiye ve bölge sağlık sektör liderliği yapıyorum. Onun dışında işte Vodafone, Johnson & Johnson, Janssen ilaç şirketi, artı Gilead gibi birçok ilaç, tıbbi teknoloji ve sağlık hizmet sunumuna danışmanlıklar veriyoruz.
merger acquisition gibi, performance improvement gibi alanlarda. Diğer ikinci iştigal alanımız ise inovasyon yönetimi. İnovasyon yönetiminden ne anlamak lazım? Biliyorsunuz sağlık zaten çok önemli bir sektördü. Dünyanın iki büyük gıda ve tarımla aşağı yukarı aynı büyüklükte bir hacme sahip pazar olarak. Pandemi bunu daha da hızlandırdı. Daha da bir odak noktası haline getirdi sağlığı ve bu anlamda da diğer sektörlerden sağlık sektörüne girmek isteyenler, teknolojilerini getirmek isteyenler ya da sağlık sektöründe bir teknolojisi olup bunu büyütüp globalleştirmek, hatta exit yapmak isteyenler. Bunlarla bu tür şirketlerle bizim katma değer sağlayabileceğimiz şirketlerle ortaklıklar kuruyoruz. Şu an bizim, ben onlara çocuklar diyorum, 5 çocuğumuz var, büyütüyoruz. Kimi 100 bin dolar ciro yapıyor, kimi milyonlarca dolar ciro yapıyor. Bunları farklı alanlarda büyütüp globalleşmesine, strateji belirli, iş modelleri ve fonlamaya, hatta talent pooling'e kadar giden hizmetler veriyoruz. Bu da ikinci alanımız. Bunun adı da inovasyon yönetimiydi. Üçüncüsü ise yatırımla ilgili. Bunu da biliyorsunuz, birazdan detaylarına gireriz. Sizle beraber bir işbirliğine başladığımız, geçen sene yaklaşık bir sene 9 ay önce başlayan görüşmelerle, geçen sene Kasım 12'de dünya lansmanı yaptığımız Tenexcent Invest Club. Tenexcent Invest Club nedir? Bir kere onu anlatayım. Öncelikle 3 ortaklıklı bir oluşum bu. Birincisi bizim Amerika'daki Volitan Global LLC. Diğer ortağımız Avrupa'nın en büyük sağlıklı inovasyon ekosistemi olan Medical Vadisi Almanya. Üçüncü ortağımız da yine Avrupa'nın en büyük dijital platformu VC olan, sağlık alanında yatırımlar yapan Esquivest'dir. Bu üçlü bir araya gelip Tenexcent Invest Club'ı kurduk. Nasıl çalışıyor? Ben böyle başladım. Elif ama devam ediyorum. Çok güzel. Oradan direkt şeye de bağlayabiliriz. Zaten zamanımız da kısıtlı. Hani bu işbirliği sağlık odaklı girişimde neler getirecek? Volitan Global Fon Bulucu işbirliğinde neler yapacağız? Ve sizden dinlemeyi çok isteriz. Tamam. İstersen hemen şu şeyi bitireyim. Tenex nasıl çalıştığını. Tenex'in çalışma sistematiği şu şekilde. Bizim kulüp üyelerimiz var. Bunlar sağlık alanında C-level ya da iş sahibi olanlar, sağlığı bilen kişiler. Almanya, Türkiye, İsviçre, Amerika'dan 24 üyemiz var. Onun dışında biz dünyanın dört bir yanından yılda 500'ün üzerinde startupları tarayıp funnel'a atıyoruz. Ne tür startuplar? Mid-seed'den C-C'ye kadar olan startuplar. 500 bin ile 5 milyon euro arasında yatırım yapıyor startuplara. 500 tane giren funnel'a startuplar 3'er aylık periyotlarla en iyi 3 tanesi, bir investment komitemiz var. Dijital platform her şeyi burada değerlendirip en iyi 3'er tane her 3 ayda bir, yani toplam yılda 12-15 tanesi yatırım için kulüp üyelerine sunuluyor. Sistem bu. Şimdi 24 ayı haftaya Cuma günü Münih'e gidiyorum. Orada 3. round'u yapacağız. Hibrit, hem dijital hem de fiziki ortamda. Bu alanda bizim üyelerimizden biri zaten Fon Bulucu'nun da ortaklarından. O bağlamda da Mutlu Bey'le yaptığımız görüşmeler ve Hakan Bey sizlerle beraber biliyorsunuz geçtiğimiz yakın dönemde bir işbirliği anlaşması imzaladık. Ve hatta bugün güzel bir toplantımız da vardı biliyorsunuz sabahtan. Bu işbirliği güzel şeyler çıkacak diye inanıyoruz. Ne gibi? Örneğin Fon Bulucu'nun radarına giren ve sağlık, yani dijital sağlık, tıbbi cihaz ve biyotek alanlarındaki startuplara biz Tenex olarak da yatırım yapacağız. Bunu şeye sokacağız, bizim funnel'a tabii. Bunların funnel'da geçen başarılı olanlara yatırım yapma imkanı olacak. Veya vice versa, yani bizim radarımızdakileri de Türk olanları size sunacağız. Bizim Tenex'in yeni dönemde Tenex Health Invest Club'ın üyelerini de Fon Bulucu'ya dahil etme konusunda çalışmalarımız var. Ortak bir takım toplantılar, konferanslar, YouTube kanalları yapacağız. Burada amacımız daha çok ağırlık tabii bizim olduğumuz için sağlık teknolojilerin geleceği önemi, buraya yatırım yapmanın farkı ve potansiyeli. Teknoloji nereye gidiyor, yönelimler, bunları anlatmaya çalışacağız, bilinçlendirmeye çalışacağız.
Kitle fonlama tarafında çalışmalar yapacağız karşılıklı. Çünkü bizde de kitle fonlama var. Almanya ve Avrupa kitle fonlama, sizde Türkiye kitle. Burada nasıl çalışmalar? Bununla ilgili bir toplantı yapacağız. Dolayısıyla aslında biraz da şöyle olacak. Yani fon bulucunun biraz daha biz dış dünya, yani Avrupa ağırlık eksenli ve Amerika eksenli bir bacağı olup hem yatırımcılarımızı hem de startuplarımızı getirip bunlarla ortak beraber ne yapabiliriz veya sizden, sizin yatırım yaptığınız bir sonraki aşamaya gelen startupları biz alacağız, onları yatırım yapacağız. Çünkü belki bazı alanlarda bizim yatırım miktarlarımız bir miktar daha yukarıda olabiliyor. Yani bir sonraki aşamaya geldiği zaman biz onu fırlası bulacağız, sizden alıp biz ona yatırım yapacağız gibi güzel güzel stratejiler belirledik ve bunları da işte biliyorsun bu ay itibariyle hayata sokmaya başlıyoruz. Vallahi biz çok mutluyuz sizinle birlikte olduğumuz için. Hem duruşunuzla, markanızla ve startuplara sunduğunuz hizmetlerle çok değerli bize, bizimle birlikte olmanız. Umarım girişimciler açısından güzel birliktelikler sağlarız. Biz de çok heyecanlıyız. Onları birlikte geliştiririz. İnşallah. Çok mersi. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. İyi toplantılar diliyorum. Herkese selamlar. İyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Şimdi girişimcilerimize geçmeden çok kısa sürpriz bir konuğumuz daha var. Veysi Hocam'ı konuk edeceğiz. Oyun sektöründe önde gelen isimlerinden. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Güzel bir etkinlik oluyor. Nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler, iyiyim. Aramızda olmanız çok değerli bizim için. Tanıştığımızda da çok mutlu olduk. Oyun sektörü zaten bizim radarımızdaydı. Hatta bir tane oyun sektöründen girişimimizi fonlamıştık. Önümüzdeki dönemde çok daha güzel iş çalışmalar da olacak sizinle de birlikte. Ben onları bahsetmenizi isteyeceğim çok kısa. Onu bahsederken de biraz kendinizden bahsederek tamamlarsanız harika olur. Evet, aslında uzun yıllardır bu oyun sektörüyle ve oyun alanında akademik ve özel sektörde çalışmalar yapıyorum. ODTÜ'de öğretim üyesiydim. 2017 Aralık ayında emekli oldum. O zamana kadar işte hem oyun yüksek lisans programı hem bu alanda dersler verdim. Ama bir yandan da 15 yıl önce yine öğrencilerimle kurduğum bir Simsoft adında bir şirketimiz vardı. Orada da yine oyunlar, ciddi oyunlar uzun süre yaptık. Geçen seneden beri de hem hyper casual hem casual, yani daha çok B2C oyunlara başladık. Şimdi de bunu ayrı bir yapı içinde ilerletmeyi düşünüyoruz. Süper. Ben biraz şeyi de sormak istiyorum. Şimdi oyun girişimlerinin özellikle yatırıma ciddi anlamda ihtiyacı oluyor. Hem globalleşme tarafında hem pazarlama bütçesi başta olmak üzere. Bu kitle fonlama sistemi oyun girişimine nasıl katkı sağlayabilir? Siz gelecekte burada nasıl bir fırsat görüyorsunuz? Ya çok heyecan verici tabii. Yani fon bulucu da, ben de yatırımcılardan biriyim ilk günden itibaren. Ondan sonra ya, bence büyük bir fırsat var oyun geliştirenler için, oyun stüdyoları için. Yurt dışındaki tabii yurt dışında bir takım şeyler vardı. Yani kitlesel fonlama sistemleri vardı ama bu bence şeyini de gösterdi aslında. Çok büyük bir talep gördü. Ve şu anda tabii bu oyun sektöründe şey var. Çok değişik zorluklarda işler yaparak hakikaten çok büyük başarılar elde etmeniz mümkün. Türkiye'de de son 3-5 yıl içerisinde özellikle hani ortaya çıktı. Aslında ortaya çıkmayanları da biliyoruz biz. Yani hiç ortaya çıkmayanlar ve başarılı olan birçok genç var. Yani 25 yaşlarında, 30 yaşlarında muhteşem işler yapanlar var. Biliyoruz onları. İş derken çok büyük gelirler elde ediyorlar. Büyük projeler yapıyorlar. İşte şu anda herhalde 1000'i geçmiştir. Ben öyle tahmin ediyorum. Oyun geliştiren ve stüdyo sayısı gibi böyle birer ikişer bazen kişiden oluşan stüdyolar var. O yüzden de bunların da senin de söylediğin gibi şeye çok ihtiyacı var. Yani o ilk kaynağa çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu güzel bir ortam sağlıyor olacak diye düşünüyorum. Yani oyun sektörünün gelişimi yani gözümüzün önünde büyüdü derler ya. Yani ben bundan 3 sene önce Gram Games'in kurucusu Mehmet Bey'le bir panel yapmıştım. Yine Genovasyon Merkezi'nde. O zamanlar daha bunların yani belki %10'unu bile konuşmuyorduk. İşte daha öncesinde Peak Games gerçeği var. Peak Games'in içinden çıkan
diğer kurucuların yaptığı diğer oyun girişimleri var. Çok böyle matruşka gibi çoğaldı aslında tabiri caizse. Evet, gerçekten inşallah öyle. İnşallah gelecekte çok daha iyi noktalar olacak. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Kısaca sizi tanımış olduk. Zaten fon bulucu izleyicileri ve yatırımcılar gelecekte sizi daha da çok görecekler. Birlikte hep düzenleyeceğimiz birlikte programlarla oyun girişimlerini fonlamaya ve büyütmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun bizimle olduğunuz için. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Evet, sıra geldi girişimcilerimizi dinlemeye. Şimdi 4 tane girişimimiz, yatırım turundaki girişimlerimiz sunumlarını yapacaklar. Ve size bu sunumlar sonrasında onların yatırım sayfalarını inceleyebilir. Dilerseniz yatırım yapabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden sunumlarımıza geçelim. Bakalım girişimciler size neler anlatacak. Girişiminizi geleceğe taşımak için değişimi yakalayın. Fonbulucu.com'a gelin. Yeni nesil girişim finansmanıyla tanışın. Fatih merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok güzel nasıl gidiyor program. Teşekkür ederim, iyiyim. Seni sormalı. Valla ben de iyiyim. Girişimcilerimize geçtik, daha da bir heyecan arttı. Şu an yatırım turundasınız aktif bir şekilde diğer girişimcilerimizle birlikte. Herkes heyecanlı ama sizin heyecanınız bir ayrı tabii ki. Tabii. Dilersen hemen sunumuna geçelim. Klasist'i yakından tanıyalım hep birlikte. Eyvallah. Ekrana ben paylaştım. Başlayabiliriz. Tekrar merhaba. Ben Fatih. Klasist'in kurucu ortağıyım. Eşimle birlikte iki kişi başlamıştık aslında biz bu işe. Şimdilerde hikayesi yürüyen bir Klasist'a dönüştü. Koşma hikayesini de sizlerle birlikte Fonbulucu'da yazacağız. Kendimden bahsedeyim. Eğitim teknolojileri alanında 15 yıldır yazılım geliştirme uzmanlığı ve diğer uzmanlıklarım oldu. Burada ürün ve iş yöneticisiyim. Tuğba satış ve finanstan sorumlu. Mehmet hocamız da eğitim koordinatörümüz. Danışman kurulumuzda Ali Hüseyin ve Uraz Beyler yer alıyor. İsterseniz biraz problemden bahsedeyim. Kendimizden biliyoruz veya yakınlarımızdan çokça duymuşuzdur. Hani derler ya, matematik öğretmenimi sevememiştim. İşte bu yüzden benim matematiğim hep kötü gitti. O istediğim bölümü de maalesef kazanamadım. Aradığım puanı bulamadığım için. Ya da bir ebeveyn bakış açısından işte Işıl Hanımlar oğlunu papatya kolejine yazdırmış. Koştuk gittik biz de yazdırdık ama biz hiç memnun değiliz. Yani baktığımızda on binlerce, yüz binlerce öğrenci bu şekilde emekleri, gelecekleri bir bir heba alıyor. Halbuki iyi bir eğitim için öğrenciye uygun öğretmen, doğru iletişim kanalı ve sürdürülebilir motivasyon şarttır. Bunun aksi düşünülemez. Klasist'in öğretmenleri çok yönlü özellikleri, akademik ve profesyonel geçmişleri bakımından hali hazırda yüksek imaja sahiptirler. Geliştirmiş olduğumuz algoritmalarla öğrencilerimiz için en uygun öğretmeni belirleyebiliyoruz. Bu işlemi akademik ve pedagojik analizleriyle yapıyoruz öğrencilerimizin. Bu eşleştirmeler sonrası satış oranımız ise %87'ye ulaştı. İlkokul, ortaokul ve lise dersleri veriyoruz hali hazırda, sınavlara hazırlık dersleriyle beraber. Buradaki özel ders için gerekli olan tüm teknolojileri kendimiz geliştiriyoruz, kendi sunucularımızda barındırıyoruz. Mesela canlı ders altyapısı, video ders kaydı, test uygulaması gibi, öğrencinin yapamadığı soruyu öğretmenine istediği zaman gönderebileceği mesajlaşma, ödev takip sistemi, raporlamalar gibi. Biz burada da kalmayacağız. Biz bunu yapay zeka ile daha da geliştirip öğrencinin derste anlayıp anlamadığını ölçümleyen duygu durum analizleri de yapacağız. Aynı zamanda öğrencinin verimlilik raporlarını da alacağız. İsterseniz şöyle biraz ekran arayüzlerimizi, ürünümüzün arayüzlerini inceleyebilirsiniz. Halihazırda faal olarak çalışan arayüzlerimiz. MVP seviyesinde şu anda. Kurslarımızı biz abonelik modeliyle satıyoruz haftalık ve aylık olarak. %15 komisyon alıyoruz her kurs satış işleminden. Bunun yanında biz kendi öğretmenlerimizi diğer bütün eğitim kurumlarına da açmak istiyoruz. Ve bunu lisans planı şeklinde B2B2C modeliyle yapacağız. İşte burada etüt, kamp, takviye programları da yapılacak. Aynı zamanda biz altyapımızı zaten B2B modelinde geliştirmiştik bir önceki pivotumuzda. Bunu da SaaS altyapı modeliyle white label olarak eğitim kurumlarına veya eğitim vermek isteyen tüm kurumları açmayı düşünüyoruz. Hali hazırda nitelikli öğretmenlerle çalışıyoruz. Bunu daha da genişletmemiz gerekiyor. Daha fazla öğretmene ulaşmak için de öğretmen eğitimleri, abonelik modeli sistemimizi geliştirdik. Burada da B2C modeliyle gelir elde etmek istiyoruz. Pandemi öncesi yapılan tahminlerde 350 milyar dolar ticaret hacmi bekleniyordu online eğitim pazarında. Pandemi sonrası tabii ki bu tahminler çok çok daha ileri taşındı ekonomi uzmanları tarafından. Hali hazırda ilk girdiğimiz pazar şu anda 650 milyon lira. Biz çekirdek bir eğitim modeli geliştirdik. Neden bunu yaptık? Öncelikle bu eğitim modelini ispatlamamız gerekiyordu. Çünkü sürekli tartışılan bir eğitim sistemi konusu vardı. Biz bu eğitim sisteminde neler yapabiliriz bulduk ve ispatladık. Şimdi bu ispatladığımız modeli referansla pazarlayarak satmaya devam ediyoruz. Dijital pazarlama kanallarında devam ediyoruz.
Bunları desteklemek için indirim kampanyaları ve kurumsal pazarlama yöntemlerini de kullanıyoruz. Bu çekirdek sistemle ilgili birazdan bir şeyler daha söyleyeceğim. Halihazırda rekabet avantajımız pazarda öğrenci tanım uygun öğretmen eşleştirme ve seçkin öğretmen topluluğu sayesinde kolaylıkla bunu zaten sağlamış durumdayız. Biz Nisan 2020'de satışlara başlamıştık. Sonra BTM Kuluçka, işte iş modeli pivotları geldi. Sahne XH, İTÜ Çekirdek, Demo Day, Team Tap gibi bir sürü önemli hızlandırma programından da kabul aldık. Ve buralarda on binlerce girişimi eleyerek çok güzel eğitimler aldık ve devam ediyoruz oralarda aktivitelerimize. Şimdi halihazırda fon bulucuda kitle fonlama ile yatırım turundayız. Şu anda mevcut durumda 13.000'in üzerinde tekil ziyaretçiye ulaştık. 1.000'in üzerinde üye hesabımız oldu. 150'den fazla nitelikli öğretmenimiz oldu. Neler yaptık? 3.200 saatin üzerinde canlı ders yaptık. 210'dan fazla öğrencimizle. 230.000 liranın üzerinde ticaret hacmine ulaştık. 400 tane satış yaptık daha fazla. 55'in üzerinde düzenli ödeyen müşterimiz var. Abonelik sisteminden bahsettim. Ortalama bizde gelen müşterinin içeride kalma süresi 6 aydır. Gördüğünüz gibi bize müptela olan, burada yazıyor zaten, müptela olan veya bizimle çalışmayı çok seven öğretmenler görüyorsunuz. Burada geri bildirimlerini görüyorsunuz. Biz burada çekirdek sistemimizi ispatlamış durumdayız. Şimdi gelelim o çekirdek sisteme. Çekirdek sistemini ispatladık ve artık bundan sonra daha da hızlanıp bu modeli kitlesel şekilde, kitlesel formata dönüştürüp daha fazla öğrenciye aynı anda kaç öğretmenle dahi olsa hitap edebilecek kendi sistemimizi geliştiriyoruz. Classist Express isimli. Bu bizim faz 2 projemiz. Aslında bir spin-off projesine de yakın bir proje. Bununla beraber artık insanlar canlı yayında binlerce kişinin olduğu odada sanki birebir kendi bir şeyden, kendi başına bir öğretmenden ders alıyormuş tadında dersler alacaklar bu çekirdek sistemimiz sayesinde. Şu anda erken aşama dönemdeyiz. İlk yılımızda aldığımız yatırımla 1 milyon 360 bin liralık bir ciro hedefimiz var. 5 yıllık iş planımızda da global pazarlara açılıp ölçeklenip ve artık 628 milyonluk bir ciro elde edip pazarda öncü markalardan da birisi olmayı hedefliyoruz. Ve bunu gerçekten o kadar bir inancımız var ki şu anda cümlelerle kuramayacağım. Zaten süremiz de kısıtlı. Tüm bunlar için fon bulucuda 700 bin liralık bir fon ihtiyacı olduğumuzu ilan ettik. Kampanyayı başlattık. Bununla neler yapacağız? Ağırlıklı olarak ekibi, pazarlamayı, genel yönetimi güçlendireceğiz ve pazarlama bütçesiyle daha iyi operasyonel güce sahip olacağız. Hep birlikte el ele verelim. Bu gardan çıkmak üzere olan trenden bir bilet alalım. Teşekkür ederim. Güzel bir kapanış oldu. Ağzına sağlık. Classist'i incelemek ve yatırım yapmak için bakabilirsiniz. Daha sonrasında birebir konuşabileceğiniz seanslar da düzenleyeceğiz. Şimdilik Fatih'e teşekkür ediyoruz. Classist'i inceleyebilirsiniz. Güzel. Trenden bilet almak için. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Bilmiyorum. Ağzına sağlık. Evet, ikinci girişimimize geçelim. Koray Yılmaz bizimle olacak. Outtake. Koray abi merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkürler hocam, seni sormalı. Sen de çok şıksın Hakan abi gibi. Maşallah. Teşekkür ederim. Ben de geleneksel oluyorum herhalde. Anladığım kadarıyla. Geleneksel kurucu. Sunumunu paylaşabilirsen abi, hemen başlayalım. Paylaştım, geldim ekrana. Geldi şu an, başlayabilirsin. Tamamdır. Herkese merhabalar. Koray Yılmaz ben de. Outtake'in kurucu ortaklarındanım. Yaklaşık 18 senelik bir sektörde tecrübeye sahibim ve kimlik doğrulama ve erişim yönetimi alanında da 6 seneye yakındır çalışmalar yürütüyorum. Outtake bir kimlik yönetim, kullanıcı doğrulama ve kimlik yönetim platformu. Buradaki bizim yola çıkışımız aslında baktığımızda biraz daha günlük yaşanan sorunlar ve bunların yönetimiyle alakalıydı ve son zamanlarda baktığımızda parolaların bu güvenlik riski ve veri ihlalleriyle alakalı çok büyük problemler oluşturmaya başladığını gördük ve yapılan araştırmalar da zaten bunu gösteriyor. Veri ihlallerinin %61'i zayıf ve çalınan şifrelerden, parolalardan oluşuyor ve her 5 kişiden 4'ünün de farklı hesaplarda aynı parolayı kullandığını görüyoruz ki hepimiz de bunu yapıyoruz. Bireysel hesaplarımızda olsun, kurumsal hesaplarımızda birkaç tane parola belirledik ve sürekli aynı parolalar içerisinde dönüp duruyoruz. Dolayısıyla bunlara baktığımızda parolalar bizim açımızdan ve kurumsallar açısından çok ciddi sorunlar ve riskler ortaya çıkarmaya başladı. Burada firmalar, kurumlar ne yapıyor? Aslında bireyselde de işte bankalarda bunu yaşayabiliyoruz baktığımızda. Kompleks parola kullanımı zorunluluğu getirdi. İşte büyük küçük harf olsun, rakamlar olsun, semboller kullanın gibi artık zorunluluklar söz konusu. İşte bir de buna belli aralıklarda 3 ayda 6 ayda bir paroların değiştirilmesi, değiştirilirken son 3 parolayı kullanamazsın, 5 parolayı kullanamazsın. Artık o kadar karmaşık bir hale geldik ki işin içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklendik. Hem bireysel olarak, bireyler olarak bizler hem de kurumlar bu süreçleri yönetemez hale geldi.
Bununla birlikte kullanıcı ve yöneticilerin de yetkilendirme sorunları ortaya çıkmaya başladı. Her kurumda bir admin dediğimiz aslında bütün hesaplara, bütün yerlere erişebilen, sistemlere erişebilen belli kullanıcılar söz konusu ve bu kullanıcının hesabı ele geçirildiğinde aslında bütün bir kurumu, bütün bir veriyi, bilgiyi sisteme ele geçirmiş oluyorsunuz. Siber korsanlar anlamında baktığımızda. Dolayısıyla bu tarafta ciddi bir yönetim riski var. Bununla birlikte kurum çalışanlarına anlamında baktığımızda yeni işe başlayan, birim değişikliği olan, işten çıkan personellerin yönetimi şu anda manuel olarak yapılıyor. Yani siz insan kaynaklarını işe başlıyorsunuz. İnsan kaynakları sizi işe başlatıyor ama ardından bunun hesabının açılması, erişimlerin sağlanması, yetkilerinin verilmesi IT birimleri tarafından yürütülüyor ve bir kişi, birkaç kişi orada bu işi yöneten kişiler. Birim değişiklikleri esnasında bazı yetkilerin alınıp başka yetkilerin verilmesi gerekiyor. İşten ayrılma süreçlerini ele alındığında aslında kişi işten ayrılıyor. Fakat hesapları, insan kaynakları evet işten ayrıldı diyor ama bu hesapların kapatılmasını IT yürüttüğü için hesapların kapatılmaması söz konusu olabiliyor ki bir de bu pandemi dönemiyle beraber aslında baktığımızda eskiden kurumlar kapalı networklerdi. İçeriye girdiğinizde, kuruma girdiğinizde, binaya girdiğinizde çalışabilirdiniz. Şimdi pandemiyle beraber aslında her yerde çalışmaya başladık. Uzaktan çalışma günlük hayatımıza girdi. Bu nedenle de bütün network'ü dışarıya açma söz konusu oldu. Dolayısıyla siz işten çıkan personel hesabını kapatmadığınızda açık kaldığında aslında yine evinden ya da farklı bir lokasyondan bu erişimleri sağlamaya devam ediyor. Bu da ciddi anlamda risk oluşturmaya devam ediyor. Outtake burada ne yapıyor? Outtake olarak biz şunu söylüyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız projeler zaten. Diyoruz ki biz bu kullanıcı doğrulama süreçlerini, kimlik ve erişim yönetim süreçlerini tamamen otomatize eden, kolaylaştıran, güvenliği üst seviyeye çıkaran bir yönetim altyapısına geçiyoruz. Herkesin parolaları artık unutmasını istiyoruz. Parola diye bir şey hayatımızda olmasın ve biz parolasız kullanıcı doğrulamayı çok daha pratik, kolay bir şekilde kullanıcıları ve kurumlara sunalım istiyoruz. Bu anlamda biz Passwordless Authentication, Multi-Factor Authentication, Single Sign-On, Passkiosk gibi ürünlerimiz şu an hali hazırda aktif şekilde var, kullanılıyor, satışlarını gerçekleştirdik. Ama diğer taraftan da Privileged Access Management dediğimiz yetkili hesapların yönetimi ve kimlik ve erişim yönetimi tarafıyla ilgili de geliştirme süreçlerimiz devam ediyor. Passwordless Authentication az önce bahsetmiş olduğum süreç aslında tamamen parolasız doğrulama süreçleri. Bilgisayar erişim, uygulama erişimlerinizde, mail hesaplarınızda erişimlerinizde, bilgisayarlarınızı bu Windows olur, Linux olur, Mac olur, açılışlarında, loginlerinde tamamen paroladan bağımsız, parola kullanmadan güvenli bir şekilde login olup logout olabiliyorsunuz. Hatta telefonunuz üzerinden direkt bilgisayarınızı kilitleyebilip açabiliyorsunuz. Bilgisayara dokunmanıza bile gerek kalmıyor. Pazar olarak baktığımızda aslında bizim şu an içerisinde yer aldığımız kimlik ve erişim yönetimi pazarı global anlamda 2020 yılında 8 milyar dolarlık bir hacmin içerisinde yer alıyoruz. 2025'te bu hacmin 20 milyar dolara, 2027'de ise 28 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu araştırmalar işte Gartner, IBM gibi teknoloji alanının önde gelen kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar ki bu pazarın içerisinde IoT'nin de girmesini biz bekliyoruz. IoT Authentication diye bir alanda söz konusu. Bu alanın da içine girmesiyle bu rakamlar çok daha yukarıya çıkacaktır. Biz şu an kullanıcılardan bahsediyoruz, kullanıcılara söylüyoruz ama ürün olarak tamamen IoT tarafında akıllı cihazların devreye girmesiyle, artmasıyla beraber bunların kimliklendirilmesi, bunlar arasındaki haberleşmenin birbirini doğrulayarak yapılması noktasında da önemli bir pazar içerisinde yer alıyoruz. Bu anlamda da Ar-Ge tarafında devam ediyoruz. Rakip analizlerimiz var. Şu anda global anlamda rakiplerimiz var. Çok ciddi büyüme kaydediyorlar onlarda. Pazarın liderlerinden birisi Okta. 2018-2019 arasında %50'lik bir ciro artışı söz konusu. İşte 352 milyon dolardan 533 milyon dolarlara çıktı. Bu arada çeşitli satın almalar var. 2018 yılında örneğin Cisco Duo diye bir ürünü satın aldı. 20 milyon dolar ciro yaparken Duo 2018'de 20 milyon dolarlık yıllık cirosu varken 2.3 milyar dolara Cisco tarafından satın alındı. Outzero diye bir ürün var. Outzero daha bu yıl 3. ayda satın alması gerçekleştirildi. Outzero'yu Okta 6.5 milyar dolar vererek satın aldı. Outzero'nun da sonunda görüyoruz. 2019 yıllık geliri 86 milyon dolar civarında. B2B B2C uygulamalarımız var. Direkt müşterilere buradan satış yapabildiğimiz cloud platformumuz var. Şu ana kadar 9 bin kullanıcıda 400 bin dolarlık bir gelir elde ettik.
%5'lik bir şirket payımızı fon bulucu üzerinden arz ediyoruz ve burada da %5 karşılığında 800.000 TL'lik bir talebimiz var. Bunun %60'ı personel gideri, %20 pazarlama, %20 de genel yönetim giderinde kullanıyor olacağız. Herkesi, bizi izleyen herkesi, yatırımcı olmak isteyen herkesi bizimle beraber geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz biz de. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Herkesin ortak bir sorununu çözüyorsunuz aslında. Bunu dinlerken evet. Ben yaşamıyorum diyen pek sanmıyorum. Kolay kolay. Biz de hiç kimse olduğunu düşünmüyoruz. Herkes aynı sorunu yaşıyor. Biz de dahil yaşamaya devam ediyoruz. Kesinlikle. Ağzına sağlık abi. Teşekkür Görüşmek ederiz. Görüşmek üzere. Outtake'i inceleyip yatırım yapmak için linke bakabilirsiniz. Hemen bir sonraki girişimimize geçiyoruz. Sebahattin bizimle olacak. AI Here'ın otonom audiometer projesiyle. Merhaba Sebahattin, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen sunumuna geçelim istersen. Tabii, hemen. Ekranını ben yansıttım. Tam ekran yapabilirsiniz. Evet. Evet, teşekkürler. Biz AI Here Teknoloji Anonim Şirketi olarak otonom odyometre projemizi geliştiriyoruz. Buna geçmeden önce odyometre nedir? Bunu anlatmak isterim. Odyometreler 4 yaş ve üzeri bireylerin işitme testlerinin yapıldığı en önemli ve en temel tıbbi cihazlardır. Günümüzde iki tip odyometre vardır. Klasik odyometreler ağır, hantal, eski bir yapıdadır. Bilgisayar tabanlı odyometreler de daha yeni nesil odyometrelerdir. Bizim geliştireceğimiz odyometre de bir çeşit bilgisayar tabanlı odyometredir. Bu sayede ürünün donanım kısmı çok kolayca temin edebileceğimiz parçalardan oluşmakta. Ürünün yazılımını da .NET kütüphanesi C# ile ve Python ile geliştiriyoruz. Başta da söylediğim gibi bizim asıl değer önerimiz odyometre yapmak değil, bunu otonom yapmak. Yani otonom derken şunları kastediyoruz. Normalde personelin yapması gereken işleri otomatik gerçekleştirebilecek. Uyaranları otomatik gönderebilecek, hastadan gelen cevabı otomatik analiz edecek, gerekiyorsa diğer testlere geçiş yapacak, çıkan sonuçları yorumlayacak, işitme kaybı türünü, seviyesini belirleyecek, tedavi yöntemi ve işitme cihazı önerisinde bulunacak. Bu projeyle birlikte belki de en önemlisi personelin zamandan tasarruf etmesi sağlanacak. Çünkü bu odometreyle yapılan test sağlıklı bireylerde 15-20 dakikayken İşitme kayıtlı bireylerde detaylı bakıldığı için 50 dakika 60 dakika sürebilmekte ve bu süre boyunca bir personel bilgisayarın başında tek bir hastayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda otonom olduğu için personelden kaynaklı hataların önüne geçmiş olacak. E-nabız entegrasyonu sayesinde hastaları kağıt yükünden kurtaracak. Bu alanda Big Data Türkiye'de oluşacak ve odyometre ürettiğimiz için ithalatı azaltacak. Otonom olduğu için de ihracat yapmamızı sağlayacak. Pazarı da detaylıca araştırdık. Tabii ki de bizim hedef pazarımız Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm global pazar. Ancak sadece Türkiye pazarında bile 280 milyon TL pazar büyüklüğü mevcut. Bunun da yıllık hareketinin 300 cihaz ile 28 milyon TL olduğunu hesapladık. Biz pazara çıktığımız yıl benzer rakiplere eşit bir fiyatla pazara çıkıp otonom olma özelliğiyle onların önüne geçmeyi hedefliyoruz. İlk yıl 110 bin TL ile pazara çıkacağız. Maksimum donanım giderimiz 20 bin TL olacaktır. Yani içine yüklediğimiz otonom odyometre yazılımımız sayesinde 90 bin liralık bir katma değer sağlamış olacağız. Biz 2022'nin ortasında pazara çıkmayı hedefliyoruz. 2022'nin sonuna kadar sadece 30 cihaz satışını hedefliyoruz. Bu da 3.3 milyon TL ciro demektir. İlerleyen yıllarda ise bu daha hızlı bir şekilde katlanarak artacaktır. Biz bu projemizi geliştirirken çeşitli görüşmeler yaptık. Bu sayede projemizi daha iyi bir hale getirdik. İlk niyet mektubumuzu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanımızdan aldık. Ardından Yakındoğu Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan niyet mektuplarını aldık. Biz rakiplerimizi detaylıca analiz ettik. Bugün en büyük iki marka mevcut. Bu markalarda bile sadece odyometrenin içinde bulunan çok temel bir test olan saf ses testini otomatik yapabiliyor. Bunun dışındaki diğer testleri otomatik yapamıyor. Aynı zamanda çıkan sonuçları da otomatik yorumlayamıyor. Biz ise bu konularda onların önüne geçmiş olacağız. Biz de bu noktaya gelene kadar uzun bir yoldan geçtik. Birçok kurumdan eğitimler aldık. En sonunda 2020'de TÜBİTAK'tan binlerce projeye geçerek 200 bin liralık bir hibe desteğini kazandık. Ve bu destekle birlikte AI Here Teknoloji Anonim Şirketi olarak kurulduk.
Ardından Nisan ayından da COSGAP'ten Ar-Ge ve inovasyon desteğini kazandık. Bu sayede aslında kendi projemizi birçok kurumdan doğrulamış olduk. Bu projenin hayata geçebilmesi için bazı belge ve sertifikasyonların tamamlamamız gerekiyor. Bunlar masraflı olabiliyor. Bunun dışında makine teçhizat giderimiz ve diğer giderlerimiz olacaktır. Bunun için şu an yatırım turundayız ve 690 bin liralık hedef belirledik. Şu an 270 bin liralık bir yatırım toplandı. Ekibimizde de bu projeyi hayata geçirebilmek için güçlü bir ekip şart. Ben hem yazılımda uzun süre kendimi geliştirdim, girişimcilik üzerine eğitimler aldım. Hem de aynı zamanda Cerrahpaşa Otoloji bölümünden mezunum. Bilgisayar mühendisimiz, araştırma görevlisi, aynı zamanda İTÜ'de şu an doktorasını yapıyor. Biyomedikal mühendisimiz, aynı zamanda da iki de araştırmacı odyoloğumuz var. Danışmanlarımız da odyoloji kanalında Eyüp Kara hocamız, bilgisayar alanında Muhammed El Aydın hocamız, girişimcilik alanında da İsmail Er hocamız bize danışmanlık ediyor. Biz şu an otonom odyometre geliştiriyoruz. Ancak bizim hedefimiz sadece odyometreyi yapalım, bunu satalım, bırakalım değil. Exit yapmadığımız takdirde odyolojide bulunan tüm tıbbi cihazları yerli ve en yenilikçi halleriyle geliştirmeyi ve bunların da IoT ile birbirlerine bağlanarak bir ekosistem kurmayı hedefliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sebahattin. Ağzına sağlık. Süreni güzel kullandın. Eğer yeri inceleyip yatırım yapmak için bakabilirsiniz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Son girişimimize geliyoruz. Sonra yatırımcılarımızı dinleyeceğiz. Sıra Bilge Tunga'dan Osman Alagöz'de. Osman Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Enes Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hemen sunumuza geçelim, sizi de tanıyalım, paylaşıyorum. Evet, merhabalar herkese. Ben Osman Alagöz, Tungasoft AŞ'nin kurucusuyum. Aynı zamanda bir matematikçi akademisyenim, Bilecik Şehidibari Üniversitesi'nde. Tungasoft bünyesinde yer alan Tunga Games markamızla iki kategoride oyunlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunlardan bir kategoride eğitici olan tarafta bir oyunumuz, marka tescilli bir oyunumuz şu an fon bulucuda, vitrinde yer alıyor. Şimdi size Bilge Tunga ile ilgili detayları, takımımızı ve amaç hedeflerimizi, pazar analizini yapacağım. Ele aldığımız problem şu oldu bizim. Çocuklara baktığımızda dijital oyunlarla etkileşimlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Evet, Tunga Games markası altında iki kategoride oyunlar geliştirdiğimizi söyledim. Eğitici taraf ve son zamanlarda odaklandığımız bir tarafta hyper casual oyunların olduğu kısım oldu. Bu alanda da bir tane oyunumuz şu anda büyük bir yayıncının panelinde test aşamasında ve yeni oyunlarda fikir aşamasında geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ele aldığımız eğitici kısımdaki problemimiz şu oldu. Çocuklarımızın günlük hayatta baktıklarımız zaman dijital oyunlarda çok etkileşim halde olduklarını görüyoruz. Ellerinden telefon, tablet düşmüyor. Bu vakti bir anlamda verimli hale getirmek gerekiyor diye düşündük. Ayrıca zaten etkileşim içinde oldukları oyunların içinde zararlı içerikli olanlar da mevcut. Bu anlamda eğitici bir oyunla çocuklara faydalı olmayı hedefledik. İçinde olduğumuz eğitim sektöründen dolayı, zaten ben matematikçi de olduğum için, matematik tabanlı bir eğitici oyunun eğitimde oyunlaştırmayla birlikte çocuklara faydalı olacağını düşünerek, çok deneysel olsa da tabii ki platform tabanlı, özgün içerikte farklı bir oyun türü ortaya çıktı diyebiliriz. Burada oyunumuzun kapak görseli görünüyor. Oyunumuzla ilgili şu özelliklerden size bahsedebilirim. Eğitici tabanlı bu oyunumuzda ilköğretim seviyesindeki çocuklara biz hitap ediyoruz. Bu çocukların özellikle işlemsel akıcılıklarını, matematikle ilgili analitik düşünmelerini ve işler belleklerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Oyunlaştırıcı etmenlerle birlikte bu eğitici mekanikleri birlikte kullanarak bu yetenekleri geliştirmeyi hedefledik. Şu anda ilk versiyonu diyebiliriz oyunumuz. Fonlama sonrasında güzel ve radikal bir güncelleme alacak. Çok güzel fikirlerimiz var. Tüm yönleriyle özgün bir yapıya sahiptir bu oyunumuz. Rekabetçi ve online oynanabilirlik mevcut aynı zamanda ve çok dilli bir yapıya da sahip. Şu anda 5 dilde yayınlanıyor ve tüm dünya pazarlarına hitap ediyor bu yönüyle.
Oyun sektörünün Türkiye'deki yayılımına baktığımız zaman en çok sevilen oyunlar arasında %49.2 ile aksiyon macera oyunları geliyor. Bunun ikinci sırada %46.2 ile puzzle. Eğitici oyunları puzzle tarafına dahil edebiliyoruz biz. Ve üçüncü sırada da %45.7 ile yarış oyunları geliyor. Pazarın durumu Türkiye oyun sektöründe şu şekilde: cirolar gayet tatmin edici. İlk 12'de yer alan oyunların yıllık kazandığı cirolar ekranda görülüyor. Bunlar her sene yayınlanan oyun sektörü raporundan alınmış istatistikçi bilgiler. Rakip analizimize baktığımızda Mentalab ulusal pazarda bizim en güçlü rakibimiz. Fakat Mentalab'la bizim rekabet edici güzel yanlarımız mevcut. Bunlar nedir? Online rekabet yönümüzün olması. Yani online aynı zamanda 4 oyuncu ile oynanabilir bir özellik var. Hikaye modumuz var bizim oyunumuzda. Çok dilli bir yapı, yani 5 dil ileride daha da artacak. Ve freemium satış modeli bizim avantajlı yönlerimiz Mentalab karşısında. Fonlama sonrasında yapacaklarımıza gelecek olursak, dediğimiz gibi Bilge Tunga için güzel bir güncelleme planımız var ajandamızda. Bunu hayata geçireceğiz. Ekibimizi büyütüyoruz. Şimdiden büyümeye başladık. Hypercasual tarafta çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunları artırarak, ayda belli bir sayıda oyunlar yaparak ve yayıncı anlaşmalarıyla amacımız trend bir oyun yakalamak tabii ki. Ciro artırıcı bir gelir kapısı olması bizim için. Ekibimizi büyütüyoruz dedik, daha da büyüteceğiz. Şu anda 7 kişiyiz. 10'a çıkmayı hedefliyoruz. Yeni yeteneklere tabii ki ihtiyacımız var. Daha güzel oyunları, mekanikleri, tasarımları yapabilmek için. En büyük hayalimiz de bu 6 ay içerisinde 1 milyon kullanıcıya ulaşmak diyebilirim. Tabii ki yurt dışı üzerinden networklerimiz de var. Onlarla görüşmeler, toplantılar ayarlıyoruz. Bu ağları daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Takımımız güçlü bir takım. Ve yeni bir yeteneğimiz geldi. Servet Şahin, marketing manager, aynı zamanda product manager. Kendisi PUBG oyununu Türkiye oyun pazarına getiren oyun firmasında 3 yıl çalışmış yetenekli, vizyonel bir arkadaşımız. Onun bize gelmesiyle ekibimiz daha da güçlendi. Aynı zamanda burada olmayan stajyer arkadaşlarımız da var. Onlar da çok yetenekli. Şu anda 2 tane stajyerimiz tek başlarına birer oyun yapma seviyesine geldiler. Yaz boyunca beraber ekiple birlikte çalıştık. Böyle bir altyapı geliştirme potansiyelimiz de var. Şu andaki durumumuza bakacak olursak, fon bulucuda biz 280 bin karşılığında %5 payımızı yatırımcılarımıza sunduk. Son 2 haftamız var ve şimdiye kadar bize 130 yatırımcı dahil oldu. Bize inandılar ve güvendiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve yeni yatırımcılarımızı da aramıza bekliyoruz. Onları davet ediyoruz bu yolculuğa. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah güzel şeyler olacak. Çok sağ olun Reis Bey. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Umarım yatırım turunuzu başarılı bir şekilde bitireceksiniz. Biz de kutlayacağız sizi. Evet. Ağzınıza sağlık. Görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, bu kısmımızın da sonuna geldik. Şimdi öne çıkan yatırımcılarımızı dinleme kısmındayız. İlk konuğum Serhat Dalkılıç olacak. Erciyes Teknopark'tan. Serhat Bey burada sanırım. Aynen. Serhat Bey merhabalar. Merhaba Enis Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İlgiyle dinliyoruz hem girişimcilerimizi hem diğer konuklarımızı. Bu arada girmeden söyleyeyim, o bahsettiğiniz özür kitaplardan ilk yatırımcılar olarak bizler de talep ederiz diye tahmin ediyorum. tabii ki her zaman. Şeyi de söyleyelim, Serhat Dalkılıç Türkiye'deki Paya Dayalı Kitap Fonlaması'nın ilk yatırımcısı. Öyle güzel bir ünvanı var. 11 Mayıs'ta yapmıştık yayınımızı. 8 ya da 11 Mayıs, tam hatırlayamadım. O zaman yapmıştık. Şu an üstünden 3-3,5 ay geçti. Siz nasıl görüyorsunuz aradaki gelişimi? Aradaki gelişim muazzam. Çünkü az önceki konuklarımızın da bahsettiği üzere artık yatırım yapmamak için bir sebep kalmadı diyebiliriz. Çünkü burada bahsedilen kitlesel fonlamayla beraber aslında riski minimize eden, yatırımcılığa ilgi duyan ancak bugüne kadar bu tarafa yönelmemiş olan kişilerin de ilgisinin olduğunu görmeye başladık. Küçükten başlayıp daha büyüğe doğru devam ediyor. Diğer yandan
RGS Teknopark Genel Müdürü unvanıyla aynı zamanda bu yatırımı yaptım. Çünkü orada bir farkındalık yaratmak istiyorduk. O farkındalık da şuydu. Bizler teknopark yöneticileri ya da sistemin içerisindeki yöneticiler olarak bu yatırımları risk finansmanını yapabildiğimizi gösterirsek aslında daha çok kapitale sahip olan kişilerin bu tarafa ilgisini çekip startuplarımızın daha hızlı büyümesini sağlayabiliriz görüşünü dile getirmek, bunu kanıt etmek aslında bizim hedefimizdi. İlk yatırıma çıkan şirket de bizim teknoparkımızın bir şirketi olunca biz bilgisayar başında bekliyorduk. Bir an önce açılsa da yatırım yapsak diye. Neticesinde de ilk yatırımcı olmak bize nasip oldu. Teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Yani sizin dediğiniz gibi önce olmanız diğer insanlara da kapı açıyor. Ben burada altını çizmek istiyorum. Her girişimin o early adopter dediğimiz, yani erken benimseyici ve ilk gelen insanlara çok ihtiyacı var. Kapı açıcı olarak siz de onlardan birisiniz. Bu doğrultuda diğer yatırımcılara neler söylemek istersin? Bu sistemde yatırım yapma konusunda nasıl düşünmeliler? Şöyle bir anekdot paylaşmak isterim. Biz aynı zamanda Erban Melek Yatırım Ağı'nın, ki Anadolu'nun ilk akredite melek yatırım ağıdır. Erban vasıtasıyla da Kayseri İstanbul'dan sonra en çok melek yatırımcıya sahip şehir unvanını kazanmıştır. Burada melek yatırımcılık ekosistemi oluşmaya başladığında, bunları geliştirmeye başladığımızda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Örneğin devlet memurlarının yatırım yapmasıyla ilgili bazı kıstaslar halen tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Ya da işte insanlar belki ismini çok belli etmek ya da ön plana çıkmak istemeyebiliyorlar. Dolayısıyla fon bulucu ilkinde ve devamında gelecek benzer girişimler sayesinde bu işi daha genel yapıda ve isimleri gizleyerek ya da işte insanların herhangi bir engele takılmadan, 657'dir, 2547'dir farklı devlet mevzuatlarına takılmadan yatırım yapmasının önünü açabilecek bir altyapının olması, tamamen bu işin merkezi kayıt kuruluşuyla beraber yasal sisteminin çözülebilmiş olması, ki hakikaten orada da hem merkezi kayıt kuruluşunu hem ara bağlantıyı yapan tüm kuruluşları tebrik etmek gerekir. Çünkü ilk yatırımda bile biz sıkıntı yaşamadan, ufak nüanslarla belki diyebileceğimiz problemlerle çözdük. İnşallah bu yatırımlar neticesinde de insanlar şu an ekonomik olarak baktığımızda belki arsa alan ya da farklı yatırım araçları gören, bunu farklı şekilde yatırım olarak düşünen kişilerin startup yatırımlarıyla beraber elde edebilecekleri kazançları bir de başarı hikayesine çevirebilirsek inşallah onlar da yakın diyebiliyorum. O zaman çok daha genele yayılmış ve belki de Türkiye'nin orta gelir tuzağını aşmasını sağlayacak, katma değerli üretimini hızlandıracak destekleri kitlesel fonlamalarla bulabiliriz diye ümit ediyorum. Kesinlikle. Valla çok güzel bir konuşma oldu. Ağzınıza sağlık. Ben yayından sonra bir tur daha dönüp dinlerim bunu. Çok teşekkür güzel ederim. Oldu. İlk yatırımcımız olduğunuz için tekrardan teşekkür ederiz. Bu açtığınız yolda 2050 yatırımcı sayısına kadar geldik. İnşallah bir sonraki yayınımızda da 20.000'e çıkmamızı konuşuruz. Böyle bu ivmeyle birlikte devam ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. İnşallah. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Tüm dinleyicilerimize, katılımcılarımıza kitlesel fonlamadan çekinmemelerini ve küçük de olsa bir meblağla başlayarak, çünkü Kayseri'de bizim sıklıkla kullandığımız bir tabir var. Biliyorsunuz ticaretle özdeşleşmiş bir şehir. Pastayı her zaman ilk olanlar tadını alır. Sonuna çok bir şey bırakmazlar diye düşünürüz. O yüzden ilk olmakta fayda vardır. Bu dönemde de küçük de olsa ilk yatırımlara destek olmak gerekir kanaatindeyim. Tüm ekibinizi, sizleri ve tüm dinleyicileri saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Valla ben kapanışta bir teşekkür de Kayseri'ye yapmak istiyorum. Yani şu an ben Hakan abiyle çalışırken ticaretle ilgili çok güzel cümleler öğreniyorum. Bunu da defterime kaydedeceğim. İlk giren pastanın tadını alı çok hoşuma gitti. Kayseri'de öğrenecek çok şeyimiz var. Teşekkür ediyoruz. Bekleriz her zaman. Evet, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İkinci konuğumuza geçmek istiyorum yatırım tarafında. Bizim en hızlı yatırımcılarımızdan bir tanesi kendisi. Kampanyalar açılır açılmaz ismini oraya yazdıran bir yatırımcımız. Sezgin Bulut. Abi merhaba. Sesin kapalı. Bir aç istersen. Merhabalar. Tam ben de WhatsApp'tan sana şey yazacaktım. Kayseri demişken ben askerliğimi Talas'ta yapmıştım. Jandarma Birliği'nde. Hani sen not alıyorum, öğrenirim dediğin için ben de sana oranın meşhur bir sözü var. Erciyes'in karı eriyince sen bunları öğrenirsin. Erciyes'in karı da erimeyeceği için inşallah böyle bir espri yapacaktım. Bunu da altına notu iliştirelim. Kendimi tanıtacak olursam ben
tüm izleyicilere bu arada katılımcılara eğitimci, eğitici ve verimli bir yayın olmasını dilerim. 1980 İstanbul Şişli doğumluyum. Ben 17 yaşından beri ticaret meslek lisesinde alaylı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. Şu anda bebek gelişleri sektöründe bilebildiğiniz bir markada muhasebe ve finans müdürü olarak 9 yıldır çalışıyorum. Fon bulucu sistemi Hakan Bey'in bir finans kanalında yayınından sonra ben açıkçası çok heyecanlandım. Çünkü hayallerinde biraz da tabii Kayseri'nin suyundan da belki bulaşmışlar. Hayallerimde hep şöyle bir şey vardı. Uzun yıllar önce düşündüğüm sektör risklerden arınmak için farklı iş kollarına ufak yatırımlarla yatırım yapabileceğim, mali verilerine hata ve yanıltıcı bilgiler olmadan işin ehli, liyakat sahibi ortaklarla ufak ölçüde yani cebimdeki belli limitlerle iş yapabileceğim şirketlere ortak olmak istiyordum. Fon bulucu bildiğiniz gibi 17 saniyede iki tıklamayla yatırım yapabileceğiniz bir platform. Bu hizmeti sunduğunuz için de teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Valla geçen işte en hızlısı cidden 17 saniyeydi ya. Ben de öyle hatırlıyorum. Biz inanamadık. Aslında aslında ben orada bir şey söyleyeyim. Orada bir 5 saniye daha düşme potansiyeli vardı. Bir iki yerde hata yaptım. Aslında bayağı da hızlı olurdu. Onu artık ilerleyen zamanlardaki yatırımlarda inşallah. O zaman sizin rekorunuzu zorlayanlar olabilir. İnşallah olsun, mutlu olurum ben. Siz aynı zamanda tüm girişimlere de yatırım yapıyorsunuz. Bir portföyünüz de var. Bu portföyü elimden nasıl bir yer oluşturabileceğine inanıyorsunuz? Portföy oluşturmanın. Yani riskleri dağıtmış oluyoruz. Yani finansal okur yazarlık neticesinde bunların olması gerekiyor. Yani bu yatırım yaptığımız firmalarda ben yatırım yapmadan önce benim izlediğim yol olarak bahsedecek olursam diğer yatırımcı arkadaşlar da belki şey yaparlar. Mali verilerinden elde ettiğim nakit akışlarını kendi bir varyasyonumla ülke risklerine göre, dünyadaki risklere göre bir indirgenmiş nakit akım yapıyorum kendime göre. Bir katma değer rakamı çıkarıyorum. Ona göre bir kassayı çıkarıyorum. Yüksek gördüğüm kassayılarda ona göre yatırımı biraz fazla yapıyorum. Düşük gördüklerimi de biraz da risk kendi limitlerim doğrultusunda yatırımlarımı ona göre yapmış oluyorum. Herkese risklerini dağıtmasını öneririm. Yani tek bir yatırım atıyorum şu an 20 bin lira limit. Hepsini bir anda 20 bin lira yatırmak doğru değil. Bunu tavsiye edeceğim ben. Bu söylediklerinizden sonra danışmanlık teklifi alabilirsiniz üyelerimize. Kısmet artık. Nasıl? Çok teşekkür ederiz yayına konuk olduğunuz için. En hızlı yatırımcımız olarak sizi de tanıtmış olduk. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki yatırımcımıza geçiyoruz. Bizim yönetim kurulumuzda da yer alan, bize çok desteği de olan Orhan Mutlu Topal'ı dinleyeceğiz. Merhabalar, teşekkür ederim. Fon bulucuyu 2019'da Hakan Bey'in İstanbul'da yaptığı bir sunumla, crowdfunding, kitlesel fonlamayı orada dinledim. O etkili ben düzenlemiştim. Dinlediğimin yani sunumu biter bitmez de. Sen de. Ben düzenlemiştim o etkinliği. Sunumu biter bitmez de yanına geldim ve ben de bu oluşumun içinde olmak istiyorum dedim. Sağ olsun o da kabul etti ve ondan beridir bu fonbulucu.com'un gelişim sürecinin içindeyim memnuniyetle. Sizin varlığınız çok güç veriyor bize. Hani hem enerjinizle hem bize kattığınız desteklerle çok sağ olun. Burada yatırımcılar ve girişimciler açısından nasıl değerlendirirsiniz bu sistemi? Neler katacak size gelecekte? Şu anda sistemimiz küçük. Tanınırlığı geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak crowdfunding'i, kitlesel fonlamayı tanıtmaya çalışıyoruz. Yatırımcı tabanımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ama çok yakın gelecekte en az 1 milyar TL'lik bir fonlama hacmine ulaşabileceğimize inanıyorum. Bunun için gerek yakın çevremizi, gerek işte tanıdıklarımızı bu konuya çekmeye çalışıyorum. Bir taraftan da melek yatırımcılığı tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü melek lisanslı melek yatırımcı sayısında çok çok gerilerdeyiz. Ve buradaki yatırımlarda bir yatırım çeşitlendirmesi olarak görüyorum. Şimdiye kadar yatırıma çıkan bütün projelerde de yatırımcı oldum. Zaten biz bu fon bulucu olarak da diyoruz ki yatırımlarınızı ve risklerinizi bölün. Yani bütün paranızı veya yatırıma ayırdığınız rakamı tek bir projeye yatırmayın. Bunlar riskli yatırımlar. Bizim yatırım komitemiz çok ince eleyip sık dokuyor.
onu da biliyorum. Yani raporları detaylı okumaya başladığında zaten şey çıkıyor. Durumda ortaya çıkıyor. Seri yatırımcı şeklinde devam ediyorum. Bu sayede yeni projelerde farklı kanallardan bana da ulaşıyor. Dolayısıyla artık para kazanma yöntemi fikirlere yatırım, projelere yatırım. Paradan para kazanma dönemi bitti. Dolayısıyla yenilikçi fikirler, yenilikçi ürünler ileride hem ülkemiz için hem de kişisel yatırım olarak bizleri çok çok ileriye taşıyacağına inanıyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz güzel sözleriniz için de. Çok iyi bir değerlendirme oldu. Biz bazen girişimcilerimize işte formları detaylı doldurun, raporlarınızı güzel hazırlayın diyoruz. Bazen üşendikleri oluyor. Onları sizin videonuza atacağım. Bakın yatırımcılarımız böyle değerlendiriyor diye. İnşallah onlar da daha dikkatli olacaklardır. Çok sağ olun katıldığınız için. İyi yolculuklar size de. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Son yatırımcımızı dinleyeceğiz bugün için. Yine öne çıkan yatırımcılarımızdan Taner Bey, sistemimize en fazla yatırım yapan bireysel yatırımcılardan. Taner Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler, ben de iyiyim. Sizi de tanımak istiyoruz. Sistemimizde en çok yatırım yapanlardan birisiniz. Girişim yatırımı size ne ifade ediyor ve gelecekte bu sistem nereye gidebilir sizce? Ben Taner Selamioğlu. Kılavuz kaptan olarak çalışmaktayım bilimanda. Vallahi ben bu sistemi duyduğum zaman biraz tabii ilgimi çekti. Önceden de zaten hani böyle girişimcilik ekosistemlerine bir parçası olmak istiyordum. Böyle bir şey olduğunu görünce de tabii inceledim hemen. Çok güzel projelerin içerisinde olduğunu gördüm. Ve aynı zamanda zaten ben uzun vadeli yatırıma da inandığım için bir de aynı şekilde bir şirketin bir payının elimizde olmasına inandığım için daha doğrusu şirketin bir parçası olmaya inandığım için çok güzel bir yani bana kafama çok uyuşan bir proje olarak gördüm ve tabii ki hemen tabii araştırdım. Biraz araştırdım. Araştırmalarımın sonucunda yatırım tarzımla alakalı çok uygun olduğunu gördüm ve yatırım yapmaya başladım. Süper. Değerlendirmelerinizden de bahsedebilir misiniz? Mesela nasıl inceliyorsunuz? Girişimde neye dikkat ediyorsunuz? Formlar, birebir görüşmeler? Tabii. Yani neye bakıyorum? İşte sunumlara bakıyorum. Ondan sonra nakit akışına bu tablolara bakıyorum. Nasıl bir projeksiyon yaptıklarına bakıyorum. Soru cevaplara bakıyorum. Nasıl cevaplar verilmiş, nasıl bir ekiplerle çalışıyorlar. Bunlara bakıyorum. Değerlendiriyorum. Ona göre kafama yatan ve başarılı olacağını düşündüğüm yerlere yani her yatırımcı yapmak istediği gibi ben de yatırım yapıyorum. Süper. Çok teşekkür ederiz. Hem yatırımlarınız için hem kendinizi tanıtıp konuk olduğunuz için. Umarım yatırımlarınız ve kazançlarınız da devam eder bol bir şekilde. İnşallah. Çok sağ olun katıldığınız için tekrardan. Evet, yatırımcılarımızı da dinledik. Şimdi sıra geldi çekilişlerimize ve yarışmamıza. Şimdi 5 soruluk mini bir yarışma düzenleyeceğiz. Hem fon bulucu hakkında hem de paya dayalı kitle fonlaması hakkında. Şimdi ben soruları göstermek istiyorum. 5 tane sorumuza en hızlı bir şekilde doğru cevap veren 5 kişiye Kıvılcım Çaylı'dan imzalı Startup Yatırımcılığı kitabı hediye edeceğiz. Hemen ben ekrandan sorularımızı göstereyim size. Şu şekilde 5 tane sorumuz var. İlk sorumuz, paya dayalı kitle fonlaması tebliği resmi gazetede ilk hangi yıl yayınlandı? Şıkları zaten göreceksiniz. İkinci sorumuz da, paya dayalı kitle fonlaması hangi devlet kurumu tarafından regüle edilmekte ve denetlenmekte? Bunu soruyoruz. Üçüncü sorumuz, nitelikli olmayan yatırımlar için sınır kaç liradır? En fazla kaça kadar arttırılabilir? Dördüncü sorumuz, fonlamalar başarıyla tamamlandırılıp kaydileştirildikten sonra hangi uygulamadan yatırımlarınızı takip edebiliyorsunuz? Ve son sorumuzda da melek yatırımcılar bir teknokentte yer almayan girişim olsa dahi yaptıkları yatırımın yüzde kaçını vergi matrahlarından düşebilirler? Bunlar sistemimizdeki önemli sorulardan ve merak ediyoruz. Bakalım ilk kim cevaplayacak, ödülleri kim kazanacak? 5 dakika boyunca süreniz var. Formu dolduruyorsunuz. Sonrasında 5 dakika sonra buradayız. Merakla bekliyoruz cevaplarınızı.
Evet, yarışmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hemen süremiz doldu. Huzeyfe kapatabilirsin formu. 56 kişi katıldı. 5 kişiyi de belirleyecek az sonra Huzeyfe. Ve yatırımcı koltuğu çekilişimizden sonra bunu da açıklayacağız. Şimdi geçen haftalarda paylaştığımız ve merakla beklediğiniz yatırımcı koltuğu çekilişimize ben geçmek istiyorum. Ve canlı yayında 3 yatırımcı koltuğunun sahibini belirleyeceğiz. Valla çok rahat görünüyor. Ben de isterdim ama ekip yer alamıyormuş sanırım. O yüzden ben olmayacağım. Ben ekranı paylaştım. Şu an birazdan bu ekran üzerinden yatırımcı koltuğumuzu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişi başlat dediğimizde 45 saniye sonra sonuçlar gelmeye başlayacak. Ve sonrasında da ödüllerimizi dağıtacağız. Evet, başlayabiliriz. Heyecan doğrultuda. Tarihlimiz Ahmet Tarhan, ilk yatırımcı koltuğumuzu kazanan kişi. İkincisi Ali Orhan, hayırlı olsun iki kişiye. Üçüncüsü de Selçuk Ürün. Üç tarihlimizi tebrik ediyoruz. Şu an aramızda da sanırsınız, mutlaka yazın chat kısmına da. Chat'te de tebrik edelim. Tekrar ediyorum. Ahmet Tarhan, Ali Orhan ve Selçuk Ürün bizden yatırımcı koltuğu kazandı. Kendileriyle iletişime geçeceğiz. Eğer ki istememeleri durumunda yedek listemize yöneleceğiz. Ana talihlilerimizle konuştuktan sonra sizinle de iletişime geçebiliriz. Huzeyfe, dilersen 5 kazananımızın kitap çekilişimizde bahset. Hayırlı uğurlu olsun yatırımcı koltuğu kazananlara. Yakın zamanda buna benzer çalışmalara devam edeceğiz. Huzeyfe'den hemen 5 kişilik listemizi de alıyorum. Hazırsanız onları da açıklayacağım. Birinci kazananımız Ayşe Nisa Akgün. En hızlı dolduran ve en doğru, 5'inde en hızlı cevaplayan kişi. İkincisi Furkan Özbilgin. Üçüncü Cihan Kabran. Dördüncü Buğra Ertuğrul. Beşinci de Hasan Yılmaz. Bizlerden imzalı yatırımcı kitabı kazandınız. Kıvılcım Çaylı'dan kitabınızı yakın bir zamanda imzalattıktan sonra adreslerinizi sizden isteyeceğiz. Bu şekilde yollayacağız. Evet, buradan da görebiliriz. Ayşe Nisa Akgün, Furkan Özbilgin, Cihan Kabran, Buğra Ertuğrul, Hasan Yılmaz. Beşinizi de tebrik ediyoruz. Umarım güzel bilgiyle edinirsiniz. Arada sorduğunuz sorular vardı. Kurucumuz Hakan Bey o soruları cevaplayacak. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Çok güzel bir yayın oldu. Vallahi ilgiyle izledim. Harika bilgilerdi. Gerçekten çok teşekkür ederim sizlere. Güzel bir hazırlıkla yapılmış. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol abi. Daha önceki paylaştığınız sorulardan ben okuyacağım ilk başta. Startupların uzun vadeli yatırımlar olduğunu biliyorum. Ancak bu vade ne kadar olmalı? Çıkış stratejisi nasıl olmalı? Evet. Aslında bütün planlama 5 yıllık olarak yasa da öyle öngördü. 5 yıl boyunca girişimler takip edilecek kampanya sayfalarından. Biz 1 ila 3 yıl içerisinde de bu girişimlerin ölçekleneceğini düşünüyoruz. Buna ilişkin olarak da aslında girişim sermayesi yatırım fonumuzun da stratejisi bu yönde. İlk 3 yıl yatırım, 2 yılda beraberinde tasfiye süreci, yani 5 yıllık bir yatırım olarak bakmakta fayda var. Exit stratejileriyle ilgili aslında Twitter'da bir paylaşımda yaptık, oraya bakabilir arkadaşlar. 5 tane farklı stratejiyle kazanç sağlayabilirler. Ben başlıklar halinde söyleyeyim. Bir başka şirkete, girişim şirketinin satılması söz konusu olabilir. Halka arza gidebilir, Borsa İstanbul'a, inşallah isteğimiz de o zaten. Kendiniz satabilirsiniz. Bunda herhangi bir kısıtlama yok. Önümüzdeki dönemde ikinci pazar söz konusu olabilir. Bununla ilgili de Borsa İstanbul yetkilendirildi SPK tarafından. Ortak çalışmalarımızda söz konusu. İkinci pazarda satabilirsiniz. Tabii girişimci belli bir süre içerisinde kendi paylarını tekrar satın almayı da teklif edebilir size. Bu da sizin hem kazanç sağlayacağınız
hem de exit yapabileceğiniz anlamına gelir. Ağzına sağlık abi. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yatırım yaparsam hissemi daha sonra kime satacağım? Bunu zaten cevapladık. Temettü ile ilgili bir ekstra bir kısım var. 7 yıl içinde temettü de ödenecek mi? Bununla ilgili bir yorum alabiliriz. Evet. Temettü bildiğiniz gibi şirketlerin elde ettiği karlardan ortaklarına dağıttığı, paylar oranında dağıttığı tutarlar. Tabii bunlar ölçeklenen girişimler olduğu için, yani büyümeye çalışan girişimler olduğu için elde ettikleri karı muhtemelen genel kurullarında en azından 1-2 yıl içerisinde çok yüksek karlar elde etmeseler bile bu karlarını sermayelerine eklemek isteyeceklerdir. Bu sizin için de çok iyi. Güçlü sermayeli şirketlerden kazanç elde etmek, onların daha hızlı büyümesini sağlamak anlamında daha akıllıca olacaktır. Dolayısıyla belki birkaç yıl temettü beklemek çok uygun olmayabilir. Fakat çok hızlı ölçeklenen girişimlerde belki tamamını sermayelerine katmak yerine bir kısmını temettü olarak dağıtabilirler. Fakat en azından bir 3 yıl temettü beklememek doğru olur diye düşünüyorum. Süper. Yapmış olduğumuz yatırımlar exit olması durumunda tüm küçük yatırımcılar hissesini satmak zorunda mı? Yoksa yine şirket ortağıyla devam edebilir mi? Bu iki sorun ikisi de evet. Siz eğer çağrıya kulak verir, bu exit'e katılırsanız hisselerinizi, paylarınızı satmış olursunuz. Tabii fiyatı beğenmeniz söz konusu. Ancak o şekilde kendi isteğinizle satabilirsiniz. Ya da satın alan şirkete ortak olarak da devam edebilirsiniz. Bu tamamen pay size ait olduğu için sizin kişisel kararınız olacak. Ama genel kurulda özel bir karar alınırsa bu noktada çıkmak zorunda da kalabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. İkincil piyasa nasıl olacak? Yapı Borsa İstanbul benzeri bir yapı şeklinde mi olacak? Farklı özellikleri mi olacak? Farklı özellikleri olacak öncelikle. Borsa İstanbul'da farklı pazarlar var biliyorsunuz. O pazarların kendi içinde de farklı işleyişleri var. Burada bir girişimcinin ikincil pazara çıkabilmesi için bazı şartların oluşması gerekecek. Biz biraz da bunların üzerinde duruyoruz. Geçen İstanbul, Borsa İstanbul'la özel pazarın yetkili kişileriyle yaptığımız görüşmede de bunun üzerinde durduk. Ne bileyim işte belki bir çalışan sayısı şartı, bilanço aktif varlık büyüklüğü şartı, gelir şartı gibi bazı şartlar getireceğiz ki ikinci pazara çıkmaya hakkı olsun bu girişimcinin. Bu aslında bir hedef de koymuş olacak girişimciye. Çünkü ikinci pazara çıktığı zaman da farklı anlamda büyük ölçeklenmesine katkı sağlayacak. Burada tabii Borsa İstanbul gibi hisselerin anlık fiyat değişimlerinden ziyade daha uzun vadeli değişimler göreceksiniz. Belki aylık, belki 3 aylık şeklinde. Dolayısıyla özel bir pazarında özel şekilde şartların oluşması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süper. Neslihan Hanım'ın yazdığı soruyu atlamışım. Çok özür dilerim. Az önce tekrar hatırlatınca fark ettim. Devlet desteklerinin destekleyemediği bir fikri yatırımcılar ne kadar destekler? Türkiye'de pazarı var ama dokunulamayan ama yurt dışında müthiş bir pazarı olan üründen bahsediyorum demiş. Çok güzel aslında, soru içinde de çok değerli bir bilgi barındırıyor. Bir girişimin bizde gelip fonlanması için Türkiye'de yerleşik olma zorunluluğu var ama Türkiye pazarına hitap etme zorunluluğu yok. Dolayısıyla çok istediğimiz bir şey bu Neslihan Hanım. Globale açılmak için bize gelmesini çok isteriz girişimlerin. Doğrudan globalden de başlayabilirler. Buna herhangi bir engel durum yok şu anda. O girişimleri de göreceğiz. Devlet destekleri bizim alternatifimiz olarak düşünmemek lazım. Beraber çalışılan, yani girişimlerin büyümesi için, gelişmesi için, aslında bu ekosistemin gelişmesi için tüm desteklere ihtiyacımız var. Devletin verdiği çok güzel destekler var, teşvikler var. Girişimcilerimiz bundan da istifade edebiliyor. Hatta hemen bir örnek verebilirim. Sensible girişimi çok güzel bir fonlama süreci yaşadı. Şu anda da çalışmaya başlayacaklar. Hatta bugün şirketin kurulduğu haberi de geldi. Ama bir taraftan da TÜBİTAK'a çok güzel bir başvuru yaptılar. 4.2 milyon liralık bir ARGE desteği alma başvurusu yaptılar. Bunu başaracaklarına inanıyorum. Dolayısıyla bütün destekleri beraber kullanmakta fayda var. Süper. Şirketin yaşadığı hukuki sorunlar ya da yerine getiremediği yükümlülükler yatırımcıların eline ölçüde etkiler. Payınız oranında etkiler. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirketlerde siz pay sahibi, ne kadarlık bir pay sahibiyseniz o kadarlık aslında risk altındasınız. Burada yine Türk Ticaret Kanunu'na göre asıl sorumluluk yönetim kurulundadır anonim şirketlerde. Yönetim kurulu üyeleri
hem payları oranında hem de tüm varlıkları oranında mesuldür. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir endişe duymanıza gerek yok. Aynı borsadan hisse aldığınız zaman ne kadar mesulseniz burada da girişimlerde aynı mesuliyetiniz var. Nitelikli yatırımcı kimdir? SPD lisansına sahip olmak nitelikli yatırımcı olmayı sağlar mı? Reinvest.com'dan başvurabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz bize. Oradaki arkadaşlarımız sizi nitelikli yatırımcı olmanız için yönlendirebilirler, inceleyebilirler durumu. Burada şey karıştırmamak lazım. İkisi birbirinden aslında farklı kavramlar. Nitelikli yatırımcı olmanız için 1 milyon liranın üzerinde bir varlığa sahip olmanız yeterli oluyor. Ve bunu beyanla yapıyorsunuz. Çok basit bir beyan sistemi var. O iki sayfalık veya tek sayfalık bir beyanı yatırım yaptığınız aracı kuruma veya bankaya verdiğiniz takdirde onlar merkezi kayıt kuruluşuna iletiyorlar ve nitelikli yatırımcı oluyorsunuz. SP3 düzey 3 lisansına sahip kişi olmanın nitelikli yatırımcıyla doğrudan bir alakası yok ama melek yatırımcı olmayla alakası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Fon bulucu olarak sermaye arttırımı ya da yeni ortak düşünüyor musunuz? Fon bulucu olarak zaten 6 milyon liralık bir sermaye ile yola çıktık biz. Bunun yeterli olacağını düşünmüştük. Yatırım turları içeride yaptık biz, bazı yatırım turlarımız. Onu da yakında son yatırım turumuzu da açıklayacağız. Muhtemelen Kasım ayında güzel bir haber vereceğiz size. Şu anda ama bütün rasyolarımız yeterli seviyede, çalışmayı sürdürüyoruz. Belki yurt dışında bir, eğer sermaye piyasası kurulundan gerekli izinler alabilirsek, yurt dışında bir yatırım turu yapmayı düşünüyoruz. Süper. Başka sorumuz yok. Teşekkür ederiz sana da abi. Ben teşekkür ederim. Yayını da yine dakikası dakikasına bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Harika. 4-6 arası demiştik. Saat tam 6.01'de yayınımıza son noktayı koyacağız şimdi. Güzel mesajlar var. Ben onları ekrana yansıtayım. Harika bir yayın oldu. Hiç sıkılmadan izledik. Çok güzel, dolu dolu, rengarenk program oldu. Murat abi sağ olsun. Kendi yayını bitse de hep bizimle devam eder. Teşekkür mesajları yine aynı şekilde. Biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi bizim için. Bir yorum da burada var. Bütün dinleyenlere, izleyenlere, 2 saat boyunca sıkılmadan bizimle olanlara çok teşekkür ederiz. Arada sıkılıp geri gelenlere de çok teşekkür ederiz. Ucundan azıcık bakıp bizimle bu deneyim yaşayanlara da aynı şekilde. Fonday yatırımcı buluşmalarında muhtemelen aylık, belki daha da kısa arttırabiliriz sıklığını. Yakın zamanda devam ettireceğiz. Farklı konuklar olacak, farklı girişimciler olacak. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.